Tankut'tan, Cansu olayından artık çok sıkıldım. Bana biraz fişlik öğret. Gel. İşte bazı noktalarda da böyle kafamda böyle tıkanan bir şey var. Adama seni seviyorum demişim. Bunu taşımak, bunu burasına koymak ona kalmıştır. Ayaklarının altına almak da yine o adama kalmıştır. Yemin ol, hiç gözümü kırpmadan bugün çıkarım seninle. Abi bu cezalılar bize karşı koyamıyordu değil mi bir şey yapacak olduğumuz zaman? Evet. Sen Ayça'ya bir Ayça şey mi hissediyorsun? Hissediyorum ve söyledim de. Bak Dani'yi çok sevdiğim için değil ama Dani'ye laf sokarken hepimizi genelledi. Evet, hepimizi. İstemiyorum. Madem sonradan geldin, yenisin. Otursun yerinde, hiç umurumda değil. Taktım. Konuşmayacağız. Sen taktın mı takarsın. Öyle takma değil ama söyledi. Bel altı vuruyor, farkında değil misin? Fark ettim. Benim için önemli şeyler bunlar. Evet, o söylediği benim de hiç hoşuma gitmedi. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Herkese sokuyor canım kendince. Aynen. Böyle bir saçmalık yok, istemiyorum. Ama sıkıntı mı? Sıkıntı değil bence. Tabii ki değil ama biz ne yapacağız? Biz ona sıkıntı yaratacağız, o bize değil. Ya biz herkese sıkıntı yaratırız, sıkıntı değil de. Ben herkesine konuştum en çok bilecek. Cansel'e şu anda gülüyorum. Hangi, neye, neden? Cansel'e. Neyine? Farkında değil misin yaptıklarının? Değilim. Yani bir işte Dani'ye yakın olma çabası, bir Hazal'a yakın olma çabası. Bak şimdi, dün ben dedim yani Cansel'le Dani'nin konuşmasını istemiyorum. Hı hı. Bunlar şimdi samimi oldular ya, şey zannediyorlar hani tekrar eskisi gibiden dost olabiliriz belki falan zannediyorlar. Oysa ki bunlar tekrar kavga ettiklerinde Dani şimdiye kadar sustuğu her şeyi kusacak. İlk kavgada kusacak. Ha diyecek, sen akıllanmıyorsun. Tamam bak, ben az buçuk insanları çözdüm burada. Sen akıllanmıyorsun diyecek. Cansel'e son noktadan en hassas yerlerinden vuracak. Nasıl daha evvel burada şey uyarı aldı Dani, Cansel Dani yüzünden aldı. İlk kavgada her şeyi Dani vuracak. Hani bu samimiyetine falan inanmıyor. Bak benim için sıkıntı ne biliyor musun? Bir de ne diyor, Cansel'in bana böyle gelmesi çok hoşuma gitti diyor Dani. Ben işte Cansel'i yola getirdim. Resmen ipler elimde der gibi. Şeyini kutluyor, anladın mı? Hı. Kazancını kutluyor şu an. Yani benim en sevmediğim şey riyakarlık. Bana her şeyle gel. Bana her şeyi yap ama bana riyakar olma. Riyakar ne demek? Yani... Bak şimdi kelime anlamı olarak... yola getirmek demek mi? Hayır, riyakar hani... Ne? Bilmiyorum. Güzel bir kelimeymiş de anlamını bilmiyorum yani. Duyduğum bir kelime ama anlamını bilmiyorum. Kullanıyordum ben öyle. Fenasın. Ya şurada dedikodu yapıyoruz. Annem kullanırdı, özenmişimdir. Hey bana bak, bir dedikodu yapıyorum, iki dakika kaynatma be! Şu yani. Yani. Nasıl biliyor musun? Böyle bir şey. Sen bana hani böyle dost gibi gözüküp, tamam mı? Arkamdan böyle iş çevirince, tamam mı? Riyakar davranmış oluyorsun. Hani ben öyle biliyorum. Bunun adı riya. Anladım. Riyakarlık yani. Allah Allah, ben ondan körlük duydum ya. Sonra... Yüzüne gülüp arkasından konuşuyorum. Yanlış da biliyor olabilirim kanka. Şimdi bu inşallah şey yok. Bak şimdi Melis. Rezil olduk. Yeni ev içinde izliyoruz bu Dani'yle falan. Niye trollüyorsun beni kızım? Bak bunun altında bambaşka fikirler de yatıyor olabilir. Evet. Çünkü ben daha önce biz bunu yaşadık. Mehtap'la yaşadık. Biliyorsun Duygu'yla yaşadık üçümüz. Tabii tatlı bir atışmaydı ama mesela ikisinin kesinlikle yollarının kapalı olduğunu biliyordum. Tabii canım, Tankut onların hepsinin yolunu kapattı. Çünkü ama onlara kanka diyordu. Evet ama şöyle bir şey yapması lazım. Sen şey sevgilisin. Sen burada yokken bile yemin ederim daha çok sana bağlı gibi gözüküyordu. Hmm. Ay evet ya. Ama şu an sen geldin, seni el üstüne tutması lazım ya. Sevgilim evet. Demiş sana ki hisleri olduğunu da söylüyor şimdi. Hı hı. O zaman neden Cansu'ya da açık kapı bırakıyor?
Çünkü insanların onun kırmak için savaşması hoşuna mı gidiyor acaba? Çok ayrı bu. Ona aday gelen biri. Tabii canım, evlenip çıkacağım diyor. Normal arkadaşı değil. Ben değilim, Cansel değil. Şey değil yani. Hazal sana kök söktürecek kardeşim. Yemin ediyorum sana, Hazal sana kök söktürecek. Bana da böyle bakacaksın. O dışarıda aslan, bana gelince kedidir. Bir arada Melis'e bağırdı ya, bana bağırma diye. Evet. Melis böyle kaldı. Kaldı. Bak benim dediğim, yaptığım analiz doğru. Hangisi? Ne söylediğin bağırdığın değil. Zaman, evet abi. Ses yüksekliğinde anında aynı tepki veriyor. Senden daha fazla tepki veriyor. Valla işim zor. Doğru söylüyorsun aslında. Bir bakıma işimiz zor ama. Ama bunu biliyor olman da senin avantajına. Ben öyle olduğunu abi bilmek. Farkındayım. Bağırmamayı bağırmadan davranıyorum zaten. Bir olay olduğunda bu adam sesini çıkaramayacak. Olsun, sinirlerini aldırır abi. Öğrenir en azından. Bizim halimizi, hareketimizi taklit ediyor bildiğin ya. Ya senin aklına hiç ihtiyacım yok benim ya. Burada ilişkisi olanlar aslında yarışmaya başladı. Kısmetse olur evinin en bencil adamı bence Tankut Denker kardeşim. Annemle konuşurken Murat'ı seviyorum diyormuş. Allah ya. Bir dakika, senin kadar itici duran birine niye ben özenim ki? Sen benim özenebileceğim bir örnek değilsin. Emin ol buna, anladın mı? Gözündeki o kıvılcımı ben Hazal'da yakalayamıyorum. Cansu mu, Dani mi Tankut? Yoksa hiçbiri mi? Bana bu kadar dolduğuna göre gözü Batuhan'dadır. Başka ne olacak? Ciddi bir şey söyleyecektim ama söylemeyeceğim. Evet. Seviyorum diyorsun. Nasıl söyleyeyim sana Ayşe? Şu an benim de sana karşı içimde bir şey var. Ben de seni tanımak istiyorum yani. Sen. Madem benim en yakın arkadaşlarımdan birini seviyordun, bunu bana en başında niye söylemedin? Sana ne? Kardeşim, buradan hepinize söylüyorum, tamam mı? Benim Ayşe'ye karşı isterim var. Bunlar kesin olmaz dedi, açılmaya karar verdi. Ben Semih'e karşı bir şey hissettim hayatım, doğru, evet. Söyledim abi artık. Batuhan da şimdi cezası bilsin, Batuhan da konuşuyor. Tankut'tan, Cansu olayından artık çok sıkıldım. Bana biraz fişnik öğretin. Gel. Fişnik mi öğretin? Evet, fişnik öğretin. Biz konuşuyoruz, sen ayrı ben dinleyeyim. Şey yapabilirsin. Tamam. Bak şimdi, öğrenmen için sadece affedersin de bir şey var. Öküzün trene baktığı gibi bakacaksın sadece. Ha, bakacağım, dinleyeceğim de. Lafa karışırsan çok sinirleniriz. Evet, en sinirlendi. Yok, lafa karışmayacağım. En eski öküzleriyiz de. Hayır, çok sinirliyiz. Estağfurullah canım, yok tamam lafa. Tamam mı? Sen şimdi trene bak. Hayır, neyi öğrenmeye çalışacağım biliyor musun? Doğuştan mı oluyor yoksa oluşabiliyor mu diye onu tartışacağım. Bu çizim gibi ders alarak öğrenebilirsin. Ah, tamam. Şimdi o bak, zaman ders. Ben neyi fark ettim biliyor musun? Biliyorsun bu evde şöyle bir şey var. Biz seninle her şeyi fark ediyoruz. İnsanların göremediği şeyleri görüyoruz. Fark ediyoruz, analizde bulunup, tespitte bulunup küt 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 söylüyoruz. Tamam mı? Evet. Bizim en güzel yönümüz bu. Bunu bu evde sadece biz yapabiliyoruz. İnsanlar da ne yapıyor? Bazen işte bizim önceden söylediğimiz şeyleri söylüyorlar ama söylerken ne diyorlar? İşte Melis bunu daha önceden söylemişti böyle böyle ya da Mehtap bunu daha önceden söylemişti böyle böyle diyorlar. Ama Cansel ne yapıyor? Kendi kafasından sen çıkmış gibi söylüyor. Sen bunu çok önceki günde çok dile getirdin. Ben ama takip etmediğim için anlamıyorum. Kendi kafasından ama çıkmış gibi yapıyor. Geldiğinde takip edeceğim. Mesela şunu yapıyor kanka. Ben konuşuyorum ya mesela. Sürekli bölmeye çalışıyor beni. Sürekli bir lafa atlıyor. Hani sen kızım beni niye bölmeye çalışıyorsun? Hani ben tam bir şey söylüyorum. Ha evet öyle bilmem ne bilmem ne. Hani tam biliyorum ki. Hmm. O boncuk mavi ama diyeceğim. O boncuk mavi diyorum. O boncuk mavi ama. Hani sen bu... Cansel ne oluyor? Hani, aa, çok bu kadar mı bana hani şey yapıyorsun? Ama bu çok sinirli olucu. Ben şunu fark ettim. Bizim halimizi, hareketimizi taklit ediyor bildiğin ya. Her şeyimizi taklit ediyor. Ben şeyi düşünmeye başladım ya. Ne? Bu flörtöz muhabbeti var ya. Benim Eser'e söylediğim şey flörtöz. Eser diyordu insanlar... yani benim sevgilim olmadan önce dünyalar yani. Yerinde vardı bilmem neydi. Kızım aynı tipler, aynı.
ama bağlandı mı da tam bağlanırlar. Ama Tankut'un yapısı Eser'den o konuda biraz daha farklı. Tankut'ta şey var böyle. Ya herkese sevgi veririm, alırım da şey var. Evet, adam sevgi adamı. Ne yapacaksın? Enerji adamı. Ama ilişkinde ilişki gibi gösterilmesi lazım. Gerçekten bu benim ilişkim diye tutacaksın. Aa, ilişki deyip ağzınla ilişki deyip de yaşamamak onu, o olmuyor. Tankut birazcık da onu yapıyor yani. Tankut'ta suç buluyorum. Bak ama diyorum ya belki adam bu. Kumaş bu. İşte kumaşım bu diyor ama o zaman. Yani işinize gelmezse ben en iyisini bulana kadar devam edeceğim gibi bir şey söylemiş oluyor aslında. O da onun en doğal hakkı ama ben kısıtlayamam ki koskocaman adam. Şimdi ben zorla gel benimle ol, benimle ol diyemem. Ha bu olayın sonucu ne olur onu da bilmiyorum bak. Evet seviyorum ama ben yani çok fazla da kendi özümden ödün vermem yani bir erkek için. Abi Adnan'a kurabiye gelmiş, Erik gelmiş. Kime? Adnan sana gelmiş abi. Oo Adnan geldi. Aa, Hatay'dan gelecekti. Aa. Sarma var mı sarma? Vallahi Hatay'dan gelecekti ha bunlar. Erik de gelmiş. Aman Adnan. Aman Adnan aman. Adam heyecanım. Ya Erik var Erik. Hayır. Adam. Kardeşim. Yemin bak saldıranın kolunu kopardık. Saldırmayız oğlum saldırmayız. Reçel mi? Aygır reçel mi? Vallahi saldırmayacağız. Tamam. Ayıp edersin. Benim malım benim malım. Erik istiyorum ben. Malımı. Şu beyaz kutuda ne var onu çok merak ettim. Tamam ben. Dur. Onda dondurma var sarma kardeşim. Sarma gibi bir şey çıkacak. Dondurma var bende onda. Greyfurtus. O ne? Şoklu dondurma o. Ne o değilmiş. Aa. Zemzem suyu. Balık mı o ne ya? Kadayıf. Nasıl kadayıf ya? Suyun içinde ne kadayıf? Künefe künefe. Vay. Ablam benim. Bunu ben kimin gönderdiğini çok iyi biliyorum. Adını söyle bir şey çıkmaz. Künefe. Sevgili Yüce ablam Antakya'dan gönderdi bunları. Ha bu anneme hediye gönderdi. Oh, oh. Tereyağı gelmiş abi. Hah al bunu. Şimdi tereyağı. Dolaba abi tereyağı. Bunu dolaba koy abi. Bu ne? Mantar ne abi? Mantar değil ya bu. Yiyecek bir şey çıkmıyorum ben. Otur otur. Kimden gelmiş? Kimden gelmiş? Vallahi Müge abla bizi... Adnan'ın ablasından... Reçelzer balığı. Abi abi bak bakıyorum. Bu ne? Daha bırak. Ya çek elini ben çıkaracağım ya. Atma. Ben senin hediyelerine... Bu ondan. Bu ne? Zeytin. Zeytin var. Abi çabalmışım değil mi çekin? Ya Emre bir otursana. En son eriyi çıkartıyorsun ya. Allah Allah. Aa bazlama mı? Vay. Bak kahvaltıda yiyelim. Bazlama mı kanki? Şeyli ekmek o. Neyli ekmek o? Etli ekmek. Lahmacun mu? Lahmacun yok, güzel. Lahmacun değil. Aga, lahmacun da lahmacun. Dur bakayım ben söylerim şimdi. Neymiş o? Vay, içli köfte de gelmiş abi. Oğlum, Adnan eve götüreceklerimiz varsa ayıp. Abi hepsini eve götüreceğiz biz. Bunlar ne anlamadım. Güzel. Bunlar yemişler. Sıkmış. Bunlar işte yemişler. Güzel güzel. Tankut'un şeyleri o. Ana, bunu anneme gönderin. Greyfurt kabuğu koymuşlar. Erikleri bana. Bunu ben yapmasın diye. İçi güzel koksun diye. Yeşil yiyeceğiz. Ben yiyeceğim. İlk ben ıstıracağım. Kanka şunlardan bir tane atsana. Şundan bir tane yiyebilir miyim? Ya abi işte. Bunlar yemek için bunlar, abi. Ablam hepimize gönderdi. Abi hepsini eve götüreceğiz dedi. Ne evi bu abi? Yok abi değil abi. Sen versin seni. Burası işte kanka. Ev. Böyle abi, seni versin. Ben Erik istiyorum. Onu bir suya attın da öyle ya. Ya şu adama versin. Donmuştu. Verdim verdim. Tereyağı orijinal tereyağı mı? Benim bir tane. Donmuştu lan. Efsane bu ne? Dün barıştınız mı siz? Yok be barışmadık. Ben ona dedim ki ben seni seviyorum ama dedim seni bir süre görmek istemiyorum dedim. O ne demek? Çünkü sen kalbimi çok kırdın dedim. Yani ben beni kendini affettim. Dani ile konuştum işte. Kendini affetmemiş hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Emek harcamıyor. Başka zaman yani, olsa koşa koşa aşkım aşkım diye değil. Koşar bir şeyler yapardı yani. Hiçbir ama şey şimdi yapmıyor. Uzak kalmak da bazen bir mesele olmuyor anladın mı? Gözden ırak, gönülden ırak yani. Bilmem Dani ya. Eski Batu yok. Sen gözden ırak, gönülden ırak dedin de o aklıma geldi hani. Aynı lafı Tankut kullanmıştı. Ben işte ayrıldınız mı siz ne demiştim. Gözden ırak, gönülden ırak demiştim. Bu da konuyu dönüyordu. Hala Tankut'a çeviriyor yani, her konuyu. Kızım artık. O aklıma geldi. Ha, şey o aklıma geldi. Yani ne demek istiyorsun? Sen dedin ya aynı ev içinde bile uzak olan gözden ırak, gönülden ırak. Aynen, hayır, onu anladım. Senin için. Yani senin bana alttan alttan ima etmeye çalıştığın şeyi anlamadım. İma etmedim. Tankut'un direkt söylediğini söyledim. İma yok zaten. Kendisi dedi. Gözden ırak olan yani gönülden hani ırak oldu. Yani diyorsun ki bana, hani bak, Dani burada yok. Bana Dani artık ırak oldu. Hani... O lafı kullandı. Ben kullandım. Yok sen bilmiyorum. Kullandın demedim zaten. Senin bana söylemeye çalıştığı şey şu anda bu. Evet. Dani bak ha gönülden ırak öyle oldun. Öyle demişti Tankut. O da aklında bulunsun konuşurken diyorum. Evet aklında bulunsun tabii. Yalnız senin aklına hiç ihtiyacım yok benim ya.
Benim aklım var. Benim aklıma değil zaten. Tankut'un yani Tankut öyle bir şey dediyse de senin bana bunu gelip şu an burada kötülük olsun diye söylemene hiç ihtiyacım yok. Kötülük olsun diye söylemiyorum. Hiç. Şu an, sen söyleyince anımsadım. Gözümün hasetlik geldi yapıyorsun şu anda. Ne yapıyorum? Hasetlik. Diye düşünebilirsin sen. 4-5 kişilik bir grup var. Yüklenmişiz. Evet, arkasından konuşma olabilir. Öbür koltuktalardı. Kırıldığım için ben çok dile getirdim. Ama dedikodu yaparken hepsi var. Tartışırken Ayça da söyledi ya dedim. Dönüyorum bakıyorum. Ha evet söyledik bu kadar. Girmiyor. Hazal da girmiyor, o da girmiyor. Evet. Niye? Biz tartışırken, göze batarken iyi de. Dedikodu yaparken girmeyin o zaman bizim yaptığımız dedikoduya. Bundan sonra kimseyle yan yana ya da 4-5 grup olarak fikir beyan etmeyeceğim. Yok, hayır. Bu yüzden seni çektim. Bir tek Cansu ile benim rahatsızlığım. Anladın mı? Yapıyorsa otursun tek başına yapsın dedikodusunu. Aynen öyle. Hiç umurumda değil. Herkes kimle kim hakkında ne konuşuyorsa konuşsun. Gel bunu konuşalım. Hayır. Bunu konuşmamız lazım ama. Hayır söylemeyeceğim. Yani bu böyle kapatılacak bir mevzu değil. Bunu ben söyleyeceğim abi. Neden böyle yapıyorsun? Mehtap böyle düşünüyor. Ben de Mehtap'a katılıyorum. Bu şekilde düşünüyoruz. Yani ben anlamadım ya. Tost yer misin size? Teşekkür ederim. Ben yemiyorum. Tost yem var mı? Kahve ol koyayım. İster misin? Midem kıyıldı. Şöyle bir parça tost yapacağım. Belki senden bahsediyorlardır. Batuhan falan filan. O ayakkabı niye oraya tekrar geri geldi? Onu kaçırmışım. Burçak geldi Burçak ya. Geldi ya. O ne dedi? Allah'ınızı severseniz ya. Dedi pabucumun fişnikçisi diye Melisa verdi. Ayça sen yiyecek misin tost? Wow. Sen? Can sen. Olur bir tane. Bir tane. Kaşarlı, sıcıklı. Kaşarlı. Gerçi burada olmayan birinin adını da zikretmeye hiç gerek yok bence. Burada yok zaten. Boş ver gitsin. Geldi herkese boncuk dağıttı gitti. Ya benim en nefret ettiğim şey halimin hareketimin taklit edilmesi. Hani ben böyle... Tankut'la falan konuşurken böyle böyle aynı şeylerim vardı ya. Kim yapıyor? İzle. Görürsün kimin yaptığını. Beraber takıla takıla senden almış olabilir. Bir hareketi ben de alırım. Bir sözü ben de alırım. Öyle bir şey değil. Mehtap. O öyle. Neydi demin kendinin kullandığı laf? Naiflik miydi? Naif. Hayır. Naif. Bir kelime vardı ya anlamını bulamamıştık. Neydi o? Unuttum. Ya yapma. Neydi yemin ederim unuttum şimdi dur. Bir kelime var deminden beri. Dur bir dakika susarsan hatırlayacağım. Unuttum sonra. Az evvel konuştuğu kelimeyi hatırlayamadım. Kimin olduğunu da buldum Cansel. Şimdi demek sen özür dileriz. Zilin böldük. Sen söyle şimdi. O dedikoduda vardım dedin. Hangi dedikoduda? Hayır ya. Hayır. Şey diyorum sizin konuştuğunuzu onaylıyorum. Ben de görüyorum çünkü. Hani Ayça'nın, hani hep beraber siz konuştuğunuzda onaylıyor. Daha sonrasında hani yok kanka, şöyle kanka, böyledir falan diye. Hani hep yapıyor, böyle ortalığı yapıyor yani. Sakinleştiriyor kendince, ortaya şey çekiliyor. Tartışmalarda Seda Hanım varsa özellikle sanki sakinleştiriyor gibi, hiç çıkarıyor gibi değil. Ben zaten Ayça'nın hiç tartıştığını görmedim geldiğimden beri. Hep siz tartışıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte hiçbir şey yapmadan biz fikir sunuyoruz, anladın mı? O fikre ortak oluyor, onaylıyor. Bizimle aynı fikirdeysen tartışacağımız zaman insanlar karşımıza geçmiş. Bize hayır öyle değilsiniz dediklerinde biz doğru olan fikrimizi, bizim savunduğumuz fikri savunduğumuz zaman sen de bizimle beraber savunacaksın. Olmalısın. Geçip de burada, oraya geçip burada böyle gitmez. Ya yalnız bırakacağız, kendi doğru potansiyelini kendi yaratsın. Şimdi çok haklısın. Ne yaptığımızı anladın mı? Biz burada ikimiz bir şey yapıyorken... Üçü dördü bizim de bizim yanımızda kullanmasınlar. Isınıyor yani anladın mı? Biz doğru. Ateşi yakıyoruz, kavuruyoruz aramızda. Kendi sorunumuz benim halbuki. Benim de bahsettiğim bu. Bizim sorunumuz, biz sorunu alevlendiriyoruz. Onlar ısınıyorlar. Aynen anladın öyle. Mı? Bu böyle aynen bir şey. Ve bak şuna da dikkat et. Burada ilişkisi olanlar aslında yarışmaya başladı. Ben bunun farkındayım. Ne kadar yarışmıyoruz deseler de yarışmaya başladılar. Ve deli gibi birbirlerini kıskanıyorlar aslında. Ama... Birbirlerine de çok kanka gibi gözüküyorlar ya. Ben de bunu anlamıyorum. İşte bu da bir riyakarlık. Riyakarlık. Hatırladı. Bu da bir riyakarlık. Ne demek sence? Tam kelime anlamını çıkaramıyorum ama bu işte bir riyakarlık oluyor. Böyle içten pazarlıklı gibi. İçten pazarlıklı. Anladın mı? Doğru işte kanka. İşte bak bu da riyakarlık. Neden biliyor musun? Tamam çok kullanmayalım. Birbirlerine, böyle dilime yapışır. Birbirlerine kanka gibi gözüküyorlar. Aslında birbirlerinin dili gibi kıskanıyorlar. Şu anda Canes çifti, Hazem çiftini dili gibi kıskanıyor Aybat. Aslında. Benim mi çağıracağım? Tankut kırmızı odaya Cansu'yu mu çağıracağım?
Aa, yoksa Dani'yi mi çağıracaksın? Hayırdır aa, inşallah. Seray Tankut çağırmasın. Seni çağıracağım. Kimi çağıracaksın? Büyük bir zevkle. O da kapıyı gelirim. Açıp geri döner zaten. Rahat ol yani. Kurabiye. Kapıyı açıp geri döner. Görmüşler. Hadi bakalım. Kırmızı oda soğuk mudur acaba? Çıkmaya gerek kalmaz. Sen bizim arkamızdan bir film mi çeviriyorsun acaba? Bakalım görelim. Benimle ne alıp veremediğim var. Cansel diyorum kırmızı oda için. Ne oluyor Cansel? Cansel kırmızı oda. O kırmızı oda mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ay eski günlere döndük bir anda öyle. Eser mi acaba? İlişki uzun. Ay, bu ilişki uzunluğuna ben de gitmek istiyorum. Tankut'sun. Evet. Bak ne kadar zeki bir kadınım. Nereden gördüm? Görmedim. Görmedim, tahmin ettim. Ya Eser çağır dedim ya Tankut çağır dedim. Eser niye çağırsın dedim. Akıl etmez böyle şeyleri. Tankut çağırmıştı. Tankut niye çağırsın seni? Buyur otur. Hoş geldin kırmızı odama. Merhaba. Merhaba. Şunun bir yarım saatliği var mı? Onlar rica edeceğiz. Cansel evet. Hanım, efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Sizden ne haber? İyiyim. Evet, güzelsiniz bugün maşallah. Teşekkür ederim Tankucuğum. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Benimle ne alıp veremediğim var. Seninle ne alıp veremediğim var? Ay gelirken ne dedim? Yoksa da niye arkamı döndüm dedim ki Tankut'a dedim. Bayağı dedim bir şeyler söyleyebilir miyim dedim. Gel bana dedim. Söyle. Evet. Hoş geldin. Dinliyorum, hoş kulaklarım bulduk. Açık. Tankut. Senin bu pohpohlanma isteğin bir yanımda Cansu olsun da bir yanımda Dani olsun da hı. Ama Dani senin sevgilin değil miydi? Şu anda mı bu bana sinir olma sebebi? Daha evvelden neydi? Daha Dani evvel, gelmeden önce? Daha evvelden olanlar Eser'le konuşmalarında sürekli fiş fiş vermendi. Fiş fiş. Evet, ondan sonra sürekli beni yermendi. Benim hakkımda ağır şekilde bir eleştiri yapmandı. Ona hı. Çok kırılmıştım. Ondan sonra o sinirle hangi eleştiri bu? Hangi birini sayayım ya? Bir tanesini söyle. Mesela 7/24 mutfaktasın, bir tane VTR'm verildi, videom verildi onun hakkında. Ardından çok bayağı ayıp, bilmem ne, böyle nasıl bir insansın bunlar. Hatırlıyorum. Ondan neden öyle bir şey dedim ben? Konuşurken ben işte, neden öyle bir şey dedim? Dur. Senle Cansel gibi değildik biz Dani'yle, bilmem ne. Böyle örnekler veriyordun hep ama arada hep beni iğneliyordun neden? Yani. Neden? Sence neden? 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 Ben de neden? Sana sorayım. Neden? Ben sana sorayım. Dost acısı söyler mi o yüzden? Öyle mi? Dost gelip yüzüme söylesin bunları. Ben zaten kameraların karşısında her zaman yüzdeyim. Tamam da. Ben yani insanın nasıl geleceğini çok iyi biliyorum. Ama sen o kadar ağır yapıyorsun ki acı söyler ama acıyı söylemenin de bir üslubu var. Ekstra acılı mı bu? Ekstra acı olabilir ama güzelce söyle. Şimdi anladım. Benimle sen dostluk mu kurmak istiyorsun yeniden? Senin dostluk yok. Sadece sebeplerini öğrenmeye çalışıyorum tamam. Seni buraya. Ben zaten seninle barışmıştım. Annem barışmış. Annem bizi barıştırmıştı. Evet. Ya ben seni kendimi kavgalı olarak görmüyorum. Ben sana karşı kullanacağım kelimelerde üslubuma dikkat edeceğim. Okey mi? Sen de et lütfen. Üslubüme. Evet. Tamam. Anlaştık mı şimdi? Anlaştık. Yani bana sevgiyle fış fış atacaksın. Evet. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Bol fış fışlı, sevgiyle asılmış fış fışlı. Tamam. Sen ne yapalım? Günlere diyelim o zaman gel. Bu arada Dani sana hesap soracak haberin olsun. Çok yok, merak ya, ediyorum ne cevap vereceksin. Öyle mi? Vardır bir cevabı. Tankut kırmızı odadayken onun arkasından biraz. Hadi konuşalım. Süper fikir. Niye yüzüne kaç konuşamıyorsun Emre? Hayır. Emre bak ondan ben uyanık adamı severim ama ben de sinirlensin. Tamam mı? Sinirlendirelim onu biraz. Ben varım. Sinirlenmez ki arkadaşlarımdır. Konuşmuş geçerler. Ama bu konuşursa sinirlenir. Tankut'un yüzüne karşı ben konuşmayacak. Ben sana bir şey söyleyeyim tamam. Abi. Bence adam hem Cansu'nun hem Dani'nin yani kalbiyle oynuyor yani. Hayalleriyle oynuyor diyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben geldiğimden beri söylüyorum. Ya bir de. Tankut bir dala tutmadan bir dala. Diğer dala geçmiş. Konuşamadı. Abi bana gelmiş burada diyor ki işte istediğin insanı bulunca alıyorsun başının üstüne koyuyorsun falan filan. Ondan sonra işte sevgini veriyorsun. Dedim o zaman algılarını yine mi açık tutacaksın vallahi yani? Vallahi kısmet olur evinin en bencil adamı bence Tankut Denker kardeşim. Ya bir de ne biliyor musun? Bu İnanılmaz platformu hep bahane ediyor. Evet, daha hep bana sabah da benimle burada, dün sabah benimle tartışıyor burada. Yok öyle değil de, yok şöyleydi, yok böyleydi. Kusura bakma da Emre, Tankut abinin arkasından konuşturmam bu bir. İkincisi, Tankut abi orada söyledikleriyle haklı. Neden? Çünkü daha öncesinde bir evlilik yaşamış bir adam.
Tecrübe. Kanka bak. Yani. Boş konuşmadın. Ben çok haklı bulmadım sen Kutu'yu. Can, seni kim kırmızı odaya çağırdı? Evet, biz de onu düşünüyorduk. İlişki uzmanı olabilir mi? Acaba Eser mi çağırdı? Evlenme teklif etmeye çağırmıştır. Etti ya. Evlenme acaba şunu mu düşündü Eser? Dedi ki, Hazem çiftinin evlilik teklifi daha iyiydi. Tık. 10.000 TL ödülü aldılar. Bir üstüne çıkarsak. Kanka o benim bardağım biz ya. Biz ne ödülü alırız diye mi düşündüler acaba? Ben bunu hiç görmedim ya. Wow. Nişan mı takıyorlar sence? Yani şu an bir strateji olabilir mi? Söz bitti, nişan mı takıyorlar? Kesinlikle. Onlar zaten evlilik teklifi yapmamış mıydı? Onlar evlenme teklif etmişti zaten. Ya onlar hani böyle eğilip peçeteden falan çıkartmışlardı ya. Aa. Evet, hatırlamıyor musun? Ben izlemedim. Ben izledim. Ben hayır, onlar bilmiyor musun? Sümüklü mendilden çıkardı. Ben yoktum aşkım, izlemedim ben. Ya o onların da ona göre güzel. Romantiktir yani. Aynı yerde yapmadılar mı? Sadece farklı olan peçeteden çıkardı çünkü. Ya konsept şimdi, farklıydı bence. Bebeğim, sıkıntı ne biliyor musun? Seninki pırlanta falandı yani. Hani bir tık üstüne çıktınız onun ya. Onunki neydi? İmitasyondu. Altın bile değildi. Annesi altın yüzük alıp getirdi. Acaba dediler, bir tık üstüne çıksak da dediler, bu hafta biz mi birinci olsak dediler. Hı? Bilmiyorum. Cansel gibi davranıyor değil mi? Hareketler çok iyi. Hakikaten siz Cansel'le birbirine benzemeye başladınız. Ama bu Melis'ti. Acaba kim kimin gibi davranıyor? Sen Mehtap'a hala aşık mısın? Yok abi. Bu yaptıklarından sonra yok bilmem abi. Neden sonra. Yok. Şey soracağım abi, Mehtap gelse af dilese mi? Yok abi yok. Yok, çok samimi söylüyorum bunu sana. Ya ben de öyle bir şey yapar mı o ya? Yok Allah'ın aşkına ya. Abi, o sana bir şey söyleyeyim mi? Mehtap'ın sonuna kadar haksız olsa yine de gidip özür dilemez. Yani. Sonuna kadar da haksız. Yok abi öyle bir olur da dedi, ne yaparsın abi? Bende yok. Sen de vermeyin ilk sefer. Adam senden de gerçekten bu cevabı bekliyor. O gün Nisan bir şakasında kalktın abi, dedin ki... Hayırdır evet, dedi. İşte görmek istedim. Yaptı adam, görmek istiyorum. Görmek istedim abi, gerçek düşüncesine gerçekten nasıl bir tepki verecek? Peki umurunda gidip mıydı? Gidip gitmemek çok umurumda değil. Hafta sonunda yazarlar giderim, sorun yok. Ne? Burada peki. Neyse nasip o oluyor. Ama şey... ben onu gerçekten zaten o zaman da öyle yaptık ya. Gittik, söyledi, konuştu. Geldi Ali bana gerekli açıklamayı yaptı. O zaman yani onu görmek istiyordum, gördüm ben göreceğim. Peki orada evet tamam Murat deseydi... Ne olacaktı? Hayır mı diyecektin? Hayır diyecektim. Oo, çok yanlış ama bak. Öyle diyecektim. Niye yanlış? Yani yanlış derken hani bir... Yani niye? Hayırın, ne gerek var? Hayırın şekli var. Şöyle bir gerek var. Çünkü ben... Isıtadı, ısıtadı. Bizim birlikteliğimize baktığın zaman bugüne kadar ben ona kötü bir şey yapmadım. Ben sabrettim. Evet, hemfikirim. Değil mi? Evet. O ana kadar hep ben sabrettim ve hep ben... bu ilişkinin içerisinde evet. Özverili davrandım. Evet, evet, evet. Yükselsene ve... yavaş. Ne hale geldik, nasıl? Bak mesela halk destekledi, hı hı. Birinci olduk. Evet. Güzel giden bir ilişkimiz vardı. Hı. Artık ileriyi konuşmamız gerekiyordu. Bütün yani. Bunları bozma ve çıkış noktası belli zaten. Ve bu raddeye geldikten sonra da döndün mü geriye eskisi gibi hiçbir şeyin olmayacağını biliyorum zaten. Sana söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bunu söylemeyecektim, bunu bir iki haftadır biliyorum. Anne Mehtap'la konuşuyor ya. Evet. Hı. Şimdi bazı şeyler işte konuşuldu, dün söylendi falan filan. Kimsenin dilinin kemiği yok. Herkes işte konuşulanları falan filan getiriyor bir yerlere. O zaman ben de getireceğim. Getir abi. Mehtap annemle konuşuyor. Yapma şunu lütfen. Onu ben Tankut'a evet. Yaptım. Tankut'la annemle konuşurken ağlayıp Murat'ı seviyorum diyormuş. Allah'ım. Ya yok artık be abi. Annem söyledi. Ya annen tamam doğruyu söylemiş olabilir. Böyle bir şey olmuş olabilir ama bunun gerçek olduğunu inanmıyorum. Bilmiyorum. Ne zaman? Evvel zaman içinde, kambur zaman içinde. İki ay, üç, ay ne iki kadar oldu? Önce. Yani süresi önemli çünkü bir söylediği diyelim, zaman. I don't know, bir ay diyelim. Bir ay önce var mıydı şeyler? Ama hani böyle geri dönmek istiyorum falan filan öyle bir şey. Ha, olabilir. Aynen. Bir ay önce zaten Ali'ye de söylemişti. Vallahi Eser... Annesinin itirafını, yani Mehtap'ın annesine itirafını söyledi bana. Bunu niye bu kadar sakladı? Niye zamanında söylemedi? Madem bunu söyleyecektin, şimdi söylenmez, onu zamanında söyleyecektin. Burada benim aklıma başka bir şey geliyor. Acaba bizim ilişkimizin kuvvetinden mi korktun? Birincilikten mi korktun? Bunu insan soruyor. Ben de bunu insanca soruyorum. Acaba bu muydu niyetin Eser? Bir dakika, senin kadar itici duran birine niye ben özenim ki?
özenebileceğim bir örnek değilsin. Emin ol buna, anladın mı? Gözündeki o kıvılcımı ben Hazal'da yakalayamıyorum. Cansu mu, Dani mi Tankut? Yoksa hiçbiri mi? Bana bu kadar dolduğuna göre gözü Batuhan'dadır. Başka ne olacak? Ciddi bir şey söyleyecektim ama söyleyemeyeceğim. Evet. Seviyorum diyorsun. Nasıl söyleyeyim sana Ayşe? Şu an benim de sana karşı içimde bir şey var. Ben de seni tanımak istiyorum yani. Sen. Madem benim en yakın arkadaşlarımdan birini seviyordun, bunu bana en başında niye söylemedin? Sana ne? Kardeşim, buradan hepinize söylüyorum, tamam mı? Benim Ayşe'ye karşı isterim var. Bunlar kesin olmaz dedi, açılmaya karar verdi. Ben Semih'e karşı bir şey hissettim hayatım, doğru, evet. Söyledim abi artık. Batuhan da şimdi cezası bilsin, Batuhan da konuşuyor. Seni kim çağırmış? Tankut. Ne diyor peki? Çok gizli şeyler konuştuk, acayip gizli. Nasıl sır. Yani gizli? Kırmızı Oda'da konuşulanlar burada söylenmiyor. Yok canım, bunlar söylenmiyor. Ne acayip gizlisi sonra ya. Bence seni yanına çekmeye çalıştım. Ha, bu yeni geldi. Ne yapacak diye. Gizli falan değildir. Ciddi misin ya? Tankut mu çağırdın? Tabii canım. Arayı düzeltmek için çağırmıştır belki. Peki tüyo da mı veremiyorsun? Yani mesela konunun başlığının mesela biri harf olabilir mi? Ha? Mesela konu başlıklarından birinin başlangıç harfi D olabilir mi? Tabii ki. Diğeri de C olabilir mi? Yok. Muhtemelen. Sadece D. Böyle... Ama hangi C oldu önemli? Ben C'yim, bir de sen D'sin, o kadar. Başka C yok. Can Can. Başka D ile, C ile ilgili bir şey söylemedi. Wow, Can seni konuşmayı unutmuştur. Tüh. Siz barıştınız diye teşekkür etti bence sana. Hayır. Sen gittin. Bak ihtimalleri belki kendi istediği gibi düşünüyor. Tankut şunu söylemiştir belki de. Hani sen şimdi ilişkin hakkında konuşulmasın diye Dani ile barıştın. Hı. Ama alttan da dedin ya hani, böyle. Ben Tankut hakkında konuşabilirim diye. Hı. Hani ben de senin hakkında konuşabilirim. Sen Dani ile barıştın diye, ben senin hakkında konuşmayacağım diye bir şey yok demiş olabilir. Hani o da böyle ki böyle bir izin almış. Ama öyle bir şey öyle dedi, izin aldı benden. Ya sen ne kadar zekisin ya. O böyle bir şey yapmaz demez. Çok zekiyim. Çok acayip zekisin. Eğer ki beni tanısaydın sen zeki değilsin. Bir kere insanlar sana zeki dedi diye sen bir sürü nokta atışı yapmaya çalışıyorsun. Ama her nokta atışı yaptığında... Benim niye nokta atışlarımı peki kendin kullanmaya çalışıyorsun? Her tespitte zeki olmuyorsun Melis. Bu kadar kendini kanıtlamaya çalışma. Özellikle bana kanıtlamaya çalışma. Diyorum ki Cansel'cim. Bak sürekli övgü duymak istiyorsun. Sürekli insanların sana özendiğini söylemeye çalışıyorsun. Her senden söylediğinden laftan diyorsun ki her senden sonra söylenen lafta diyorsun ki ama daha demin onu söylemiştik. İçici duran birine niye ben özenim ki? Benim için hiç iyi bir örnek değilsin. Kusura bakma, iyi örnekleri özenirim. Anladın mı? Hayırdır, Kırmızı Oda'ya mı gel? Kırmızı Oda'da... Özel birini çağıracağım. Sana ne oldu ya? Tabii ya. Kırmızı Oda'da kulaklarım çınladı benim böyle. Uuu oldu. Benim hakkımda mı konuştunuz? Yeter artık abi, ilgilenebileceğim bir gelin adayı olsun artık benim böyle. Ha, istek yapacağım. Özel istek yapacağım. Tabii ya. Hayırdır, bizden önce hata geçti yalnız ha. Yemin ediyorum, attın bayrağı attın. Çağırmazlar. Kimle ilgileneceksin lan? Herif ben bekarım dedi. Ama abi şeye gidiyor lan. Ya şundan bir tane vermedin Adnan ya. Bir saattir gözünün içine bakıyorum. Göbek yapıyorsun. Bir tane ver. Adnan gibi ver, biraz daha şişmanlısın. Alabilirsin abi. Hepsini. Anneyle değmiş gibi. Hepsini alalım. Hepsini hadi. Heh. Murat abi yedi. Emre. O yesi de yemesi de fark etmiyor. Süt ister misin? Olabilir abi. Afiyetle içerim. Benim o, verir misin? Yedirmiyorum. Ben de verir misin? Keyif yapmanızı istemiyorum. Verir misin? Dur ya. Bir tane yesin, hepsini yesin. Melis'i bilerek geldin. Biraz da alttan alman gerekiyor. Yani ya kardeşim, şimdi alttan alırsın da insanı. Bir insan alttan alman için de o insanın sana yaklaşımı da önemli yani. Şimdi İşte canımın içi, onu demeye çalışıyorum. Melis zaten şöyle bir şey var.
hani şöyle bir düşünceye girilmiş. Sanki ben ümit bağlamışım. Bir beklenti içerisine düşmüşüm gibi. Anladın mı? Böyle zannediliyor, böyle görülüyor insanlar tarafından. Kim çağırdı kızı? Sen ne yaptığını biliyorsun abi. Bana... öğrenmem gereken şeyleri söyleyen birisini kim çağırdım. Hmm. Ve bana öğrenmem gereken her şeyi söyledi. Öğrendim. Ve öğrenmen gerekeni. Ve çağırdığım insanla iyi bir uzlaşma yoluna girdiğim için de çok memnunum. İyi bir uzlaşma yoluna girdiğim için. Evet, çok memnunum. Okay. Uzlaşabileceğin senin şu anda oradan bir kişi var, bir gelin adayı var. Cansel. Bizden kimseyi çağırmadın, herkes buradaydı. Uzlaşmak istediğim bir gelin adayı da ben söylemeyeyim, Murat abi söylesin. Cansel mi? Ha. Evet. Mehtap'la uzlaşmazsın zaten artık. Yani uzlaşa uzlaşa bir hal oluyoruz. Geriye tek seçenek Cansel kalıyor. Kendini olduğundan farklı gibi, biri gibi göstermeye çalışma sakın Melis'ciğim, tamam mı? Cansel'cim, ben olamazsın. Olmadın, olamayacaksın. Bak, konuşmak için konuşma. Sen olmaya çalışan zaten yok. Senin kadar antipatik görünen bir insanın yerinde olmak istemem. Ben senin hep kötü şeyler yaptığında yanında oldum, antipatik duruyordun. Senin yanında durduğum için antipatik gözüktüm, umurumda olmadı. Sen benim özenebileceğim bir örnek değilsin, emin ol buna, anladın mı? Böyle aradan arkadaşım, kardeşim dediğim insana laf sokacak kadar itici, antipatik bir insan değilim. Bence sen de bu huylarını değiştirsen iyi edersin Melis. Madem o kadar övgüye ihtiyacın var, kendini değiştirmekten başla. Gelmişim, tamam mı? 24 yaşına, tamam mı? Gelmişsin 24 yaşına. Hayda. Gelmişim 24 yaşına. 20 yaşındayım, senden kat kat olgunum. Eğitiminden başka tamam söyleyebileceğim şey yok. Sen, ama okul hiçbir şey değil. Bak, bunu görebiliyorum. Senin gibi daha hayatının başında olan bir insandan... Her zamanki gibi. Yani bir şeyler öğrenecek değilim. Vallahi bence sen hayatının başında olan insandan, yani benden çok şey öğrenebilirsin. Öğrenmeye açık ol çünkü kendini geliştirmeye çok ihtiyacın var güzelim. Daha hayatının en tamam başındasın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne kadar olur ya. Evet bay bay. Taklitler aslında yüceltir. Evet bay bayı sen buldun zaten. Var ya, dünyada ilk bunu kullanan sensin Melis. Nedense her şeyi sen buldun, her şeyi ilk sen söyledin. Ben artık bunu anlamıyorum. Bunu ben söyledim. Bir fotoğraf var, eseri tamam gördüm böyle böyle diye ya. Niye söylemiyorsun? Söyle de ki onu gördüm, ondan böyle düşünüyorum de. He yani laf sokmaya gerek yok. O, bu Cansel. Mert gibi aynen karşımda bunu söyle. Bak şimdi bunu niye laf böyle laf sokarak söylemeye çalışma. Laf sokmuyor, bak şunu söyle. Şimdi burada Ayça'nın birinci ya, olduğu hafta... Melis'i bana mı anlatıyorsun? Sıraya diziliyoruz ya buraya. Eser böyle yapmış bak. Melis seni sever. Eser böyle duruyor. Herkes alkışlıyor. Sen bile önündesin, alkışlıyorsun. Eser böyle duruyor. Kimi? O görüntüde. Hangi final görüntü? Gecesi görüntüsünde Ayça'nın birinci Allah olduğunda eser böyle duruyor, tamam mı? Biz de bu fotoğrafı gördük. Diyor ki şimdi, insanlar da böyle düşünüyor. Aslında Melis'in üslubu yanlış. Hani farklı göstermiş, şu anki tavrı sanki sana kötüymüş gibi geliyor ama değil. Bu fotoğrafa göre şu an yorum ya yapıyor. Eser seni alkışlasa kaç ceza, alkışlamasa kaç ceza. Eser birincilik, yarışma birincilik falan o kafada bir ama 10.000 gibi. Belki de gerçekten kıskanan insanlar alkışlıyordur şov olsun diye. Senin kendisi gibi alkışlamıyor. Senin gibi mi? Alkışların yanına diğer alkışlıyor. Her alkışlayan sevindi anlamına gelmiyor. Anladın mı? Avuç işlerin yanıyor artık alkışlamaktan. Kim çıktı alkışlıyorsun. Ben hoşuma gitmeyen birisi çıkınca... İfademi veriyorum Nur en azından. Nur çıkınca bile gülüyordun sen. Efendim, ya. Hadi bir git. Nur çıktığı zaman benim ifademe bak caps yapmışlar. İlk Nur Melis çıktığı zamanda. Diye. Bak bir bak, şey söyleyeceğim. Nur ilk çıktığı zaman benim ifademe bak caps yapmışlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Melis haklısın dememi mi istiyorsun? Tamam haklısın. Tamam ben kötüyüm tamam. Ama ay, sen kim tatmin oldun mu? Hey. Oldun mu? Bak. Oldun mu böyle bir sen şey? Sen busun ben buyum. Ya bir dakika arkadaşlar saldıracağım falan yok, saçmalamayın ya. Sen busun ben buyum. Nesin? Nesin? Anladın mı? Sen busun. Sen arkadaşım dediğin insana laf sokabilecek kalitede bir insansın. Kalite üniversite bitirmekle bilmem ne olmuyor. Bunun en büyük örneğini sende görüyorum. Bana tekrar aynı şeyi yaşatma sakın. Anladın mı? Bak sen yükseksin, ben senin karşında asla altta durmam. Senden daha fazla yükselirim. O yüzden yükseleceğin insanları, laf sokacağın insanları iyi seç. Hedeflerini iyi belirle bence, anladın mı? Bazen yanlış hedef sana kötü dönüşlü olabilir, haberin ben, olsun bak yani. Benim öyle tehdit var ya konuşamazsın. Hı. Tamam mı? Tehdit olarak senin mı algılıyorsun? Senin bu tehditlerin...
Kendine gel. Haddini bil. Ha. Haddinde benimle konuş. Tamam ama vallahi bak, tamam mı? Sen başla, haddinde benimle konuş. Benim zamanımda insanlara yaptığım şeyleri şu anda bana yarışta yapma. Değiliz. Ya bir şey söyleyeceğim. Kim ne yapsa her insanda olan huyları kendinden bir şey varmış gibi sana davranıyorsun. Ah Cansel. Niye tamam. Böylesin? Hadi. Ah Cansel. Cansel Allah aşkına. Harbiden üzülüyorum sana. Gerçekten üzülüyorum. Bir anda çığlık atma diyorsun. Çığlıkların kralını burada atan sensin. Sakin. Burada krizlerin kralını geçiren sensin. Şimdi bana kalkıp bundan vurma beni. Anladın mı? Vuracağım. Noktayı iyi seç, buradan vurma. Cansel'le Melis birbirini yükselmeye başladılar birdenbire, tartışmaya başladılar. Ama düne kadar çok iyiydiler. Dani geldi, taraf tutmaya başladılar diye düşünüyorum. Gözündeki o kıvılcımı ben Hazal'da yakalayamıyorum. Nasıl yani? Evlilik İşte. Yolunda. Yani evet, seviyor, zaten kendi itirafı var. Aşık olmadım diyor. Tamam. Sen hem aşıksın hem seviyorsun. Ama şöyle düşün. İşte aradaki o görmediğim dediğim kıvılcım... O. Ama işte bak zaten söylüyor ya bana, korkularım var falan diyor. Bak bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu senin ona olan o ilginden ve senden emin olmasından kaynaklanıyor. Onun için aşık olamıyor. Sen çünkü varsın yani. Seni kaybetme gibi bir korkusu zaten yok şu anda hazır. Kaybetme korkusu tamamen oluştuğunda mı insan aşık olur? Hayır. Her zaman ben zaten evliliklerde de mesela... Evlilik aşkı öldürüyor mu cümlesinde, o imza atıldıktan sonra cepte dediğin noktada aşk bitip işte hayat mücadelesi bilmem ne falan sevgi bunlar işte zamanla yıpratıyor ya insanı. Aslında aşkı uzun süreli, uzun soluklu devam ettirebilmek insanların kendi elinde. Çok sevmekle başlıyor aşkla birlikte. Ondan sonra aşkı bitirmemek o iki insanın elinde. Yılların deneyimi tabii tecrübeli abimiz Murat abimle bugün biraz muhabbet ettik. Hazal'ın gözlerinde bende gördüğü şeyi göremediğini söyledi. Olabilir, onunla olmayabilir. Bende yeterince var. Ben aşkımın peşindeyim. Sonuna kadar da gideceğim. Onun gözlerindeki o ışığı da sonuna kadar parlatmaya çalışacağım. Ne yapayım daha? Daha ne yapayım? Hazal çok çabuk tavır yapıyor abi. Çok çabuk tavır yapıyor. Yani hani şimdi bak ben fevriyim, evet bunları törpüleyeceğim bilmem ne ama evet. Sürekli tavır, sürekli surat asma, en ufak şeyde dikleşme. Hı hı. Yani ben çünkü evlilik kuracaksam eğer, hı hı, o evliliğin içerisinde... Bir sürü problemler olacak, evet, bir sürü problemler olacak. Ben bu problemleri çözmek için oturur karşıma mantıklı şekilde konuşurum. Mantıklı şekilde anlattığım şeylerin karşısında bana eğer o şekilde tavırlar sergilerse... ...bunlar belli bir süre sonra dayanılmaz hale geliyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum abi? Ha, düzeltmek, evet şu an elimde. Düzeltmek istiyorum. İşte onun için buradasın zaten. Evlilik yolunda da ilerliyorum. Yani yan yana geldiğimizde mutluyuz. 5 dakika oturuyoruz, konuşuyoruz. Hı hı. Bunlar güzel şeyler. 10 dakika, 15 dakika. Zaman geliyor, işte 2 saat falan birlikte geçiriyoruz bilmem ne. Ve çok keyifli geçiyor her anı. Onun yanında hep huzurluyum ve mutluyum. Ama işte bazı noktalarda da kafamda böyle tıkanan bir şey var. Bunu da... En hızlı şekilde çözmek istiyorum. Kesinlikle. Haklısın. Meto. Melis. Şu Ayşe'nin dedikodusunu konuş. Yapmıştı ki onu konuşalım diyorum. Evet konuyu hadi. Açıyorum. Şimdi. Hadi Hazal anladın da arkadaş. Dur, neden ben neden? Çünkü sensin. İşte sen hep ortacı olduğun için. Ne olduğum için? Ortacı. O ne demek? Hani böyle onu hiç böyle kavgalara girmediğin için. Hani kavgalar oluyor arada bir şey Kolpacı. Söylüyorsun. Sonra Seda Hanım geldikten sonra... Hep çekiliyorsun. Evet ben kavga etmek istemiyorum. Sen hadi evde kalmak için kavgaya yatırıyorsun. Hayır ama arkadaşların yanında da olmuyorsun. Ortacılığı yapan sensin yani. Hayır ben arkadaşların yanında da olmuyorsun. Ortacılığı evde kalmak da söyle yani. Ortacılığı sen kalmamla. Allah'ım burası. Hadi hadi bakalım sabah sabah. Canım benim adayın yok, bir şeyin yok. Olanlar da seni beğenmiyor zaten. Anlat. Kanka tam olarak bunu anlatacak bunu ama bu kadar ağır bir dille değil. Hani ya onu kale almıyorum ben, boş ver sen. Ortacı dedim, kötü bir şey mi söyledin? Tamam sen ortacı. Çok yaptın ortacılık herhalde. Hani ortacı nedir ya, ben anlamadım ki. Melis buraya gelir misin? Geliyorum aşkım. Ortacı. Hay Allah ya. Kız sen, senin değişik kelimelerin fiş fişi bundan öğrendim. Fişnik değil, fiş fiş. Kendi değişik ya, arada ondan. Bir çıkıyor ama bende. Hakikaten bak mesela duruyorsun birden böyle pap
bir şey söylüyorsun. Mesela bir şey biz de yani alakadar konuyla alakasız bir şey. Çok garip yani. Şimdi ben de gözlemliyorum, bakıyorum. Kim ne yapıyor, ne yapıyor. Önce gözlemliyorum. Sonra eğer benim de gördüğüm bir şeyi, biri söylerse eğer benim de gördüğüm bir şeyi, diyorum ki ha evet ben de bunu görmüştüm diyorum. Ama işte böyle pat diye söyleyip bizi korkutuyorsun ya, şey erkek yapıyor. Damat adaylarını da böyle korkutuyorsun. Ayça da aynı şeyi yapıyor. Hayır, evet, ben önce gözlemliyorum, bakıyorum hani eğer başka hani sen mesela bak ben şey söyleyeyim olanı. Onaylıyorum. Ben mesela Cantel senin yanına geldiğinde hiç kimsenin yanına gelmeden bahçeye su götürüyordum. Cansu içeride ağlayacaktı. Cansu'ya su götürmeye geldim. Kanka tesadüfen dün Cansu'ya su almaya geldim, bir baktım. Dani'yle sen mutfakta geziyorsunuz, elinde defter, buraya oturmuş. Ne oluyor ya dedim. Ne oluyor dedim yani Cansel Dani'yle oturup konuşacak. Sonra Seray kim oluyor camın sana? Arkasından baktım. Cansel'in kasını çekmeye çalışıyorum senle konuşan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye onunla boş konuşmuyorum? Gördüğümü konuşuyorum Ayça. Ben bir saniye içeri geldim. Kanka kızın hakkında... Ya niye konuyu kaynatıyorsun? Sonra ama bir dakika geldim. Konu bunun üstüneydi kardeşim, bir bunu konuşsunlar. Ama ortacılığı orada görecek. Şimdi karar ver ortacı mı değil mi? Sen niye bana yürüyorsun şimdi? Sen de aynısını söylüyordun. Ben orta demedim. İçeride. Ben arkadaşıma ortacı demem. Bak ya nasıl Ayça, hemen. Bunun hesabını sor kardeşim. Ortacı ne, nasıl bir laf ya? Lafımı benim gördüğüm soracağım. Bu arkadaşlar. Bence kanka, ortacı diyorum. Tartışılıyor, ne tartışıldığı zaman. Benim gördüğüm bu benim fikrim. Tartışıldığı zaman bir şey geri söylüyor. Hayır, bir şey söylüyor, onay veriyor. Onay verdikten sonra buraya Seda Hanım geldiğinde de kavga başladıktan sonra geri çekiliyor. Sana ne? Ondan sonra tamam da sana gördüğümü ne? Gördüğümü söylüyorum. Tamam da sana Ayşe, fikrini sorduk gördüğümü mu? Gördüğümü söylüyorum. Fikrini Ayşe, şu an sorduk mu? Fikrimi sordum. Seray, bir şey söyledim. Sen tamam, niye lafını söylüyorsun? Kefal mı sen? Kazan mısın? Çalışıyor. Hep benden aşağı vuruyorsun ya. Ben seninle tartışmak istemiyorum, anladın mı? Yazan mısın, kefal mısın, bilmem neresin ya. Ortacısın, anladın mı? Sen de yancısın. Sen de yancısın. Mehtap'la Melis'in yanına yanaştın canım. Mehtap'la Melis'in yanına yanaşıyorsun. Bak, çünkü tek kalıyorsun. Bak gördün mü? Biz tartışıyoruz. Biz tartışıyoruz, gülüyorlar. Çünkü evet, onlar da aynı şeyi onlar düşünüyorlar. Değil ama sensin. Onlar da aynı şeyi ama düşünüyorlar. Ama niye çoğu konuşuyorsun? Hayır, biz çünkü dışarıda konuştuk ve bu konu açılacaktı şu anda. Konuşturmadınız mı? Ben de sana ortacı dedim. Ne var bunda? Tamam, ben ortacı, sen de yancı. Sabahtan beri evde bir gerginlik vardı. Aslında ortada hiçbir problem yoktu Ayça'yla. Fakat bir tartışma yaşadık kendisiyle, çok yükseldik. Bunun şu yüzden olduğunu düşünüyorum. Şimdi eve Dani geldi ve dengeler değişti. Ve Ayça da herhalde kendini göstermek istiyor. Cansu mu, Dani mi Tankut? Acaba. Acaba. Yoksa hiçbiri mi? Dani diyor ki, seninle benim ilişkim bitmedi diyor. Dünkü verilen VTR'de üf. Ben burada Dani ile ilişkim bitti hiç dedim mi? Hatırlayın bir. Tamam demedin. Ya bitti demiyorsun. Elektrik ben Cansu buraya yani. Geldiği zaman ben Cansu'ya tamam, kalbimde Dani var dedim. Ne kaldı ne gitti. Tankut abi evet. Cansu'yla yaşadıklarına ben ağzımı açıp dün, bir şey demedim. Dün konuşan fakat olan olaylardan dünkü olan olaylar. Hangi olaylar ya? O verilen görüntüler. Ben en iyisini seçerim. Ben şunu seçerim. Evet. Ben bunu seçerim. Dani ile ilişkim evet devam ediyordur. Dani ile evet de ilişkim devam ediyor. Buna verilecek bir cevap yok. Bak o benim konuştuklarım dikkat ederseniz genelleme bir konuşmadan bahsediyorduk. Öyle değil mi? Genel menel. Bak hatırla onu. Benim oradaki o VTR'nin verilmesi benim genel konuşmamdan alınıp verilmiş. Biz orada Cansu mu Darım diye böyle bir konuşma yapmıyorduk. Ben genel bir şey anlatıyordum size. Ki nerelerden o konu oraya geldi. Hatırla bir. Olmuyor. Çalışmıyor. Bozulmuş. Gelsene burada. Sen daha şeysin ya. Ha? Sen daha benden. Gel otur. Semi geniş ya. Ha doğru. Genişletmiş. Ya hayırdır Tankut sen yani böyle yani Cansu Dani, Cansu evet, Dani. Evet yani ne yapmaya böyle çalışıyorsunuz? Hayırdır? Sizce öyle mi gözüküyor? Bence böyle gözüküyor yani. Bence şöyle bak. Şöyle. Şey gibisin bu yelkenli tekneler var. Bir yukarı koy aşağı in. Ben de bir denizciyim. Denizciler nasıldır bilir misiniz? Nasıldır? Her limanda sakalı kesmez. Nerelerden neler çıkacak? Benziyorsun zaten, ısınıyorsun ama. Özellikle söylüyorum. Yo, benziyorsun acaba zaten. Kim vuracak önce diye atıyorum. Benziyorsun böyle şey, korsanlara benziyorsun. Yalnız denizciler fazla konuşmuyor. Hadi kalk. Seni kırmızı odaya. Aa tuttu bu sefer. Çalıştı. Demek ki yoğurdu nasıl yani gönül nasıl bayılacağına bakıyormuş tutması için. Makine çalıştı, ben gideyim böyle. Benim ilişkime zaten Esen hiçbir zaman inanmadı.
Abi senin ilişkisini başından beri ben destekledim. Sen bile inanmıyorsun. Mehtap nasıl inanmıyorum ya? Mehtap ne dedi? Ben ilişkimi nasıl... Ne demek istiyorsun sen ya? Sen inanmıyorsun ki abi. Ne demek bu ya? Nasıl? Ya abi bu sen... nasıl bir karalama ya? Karalama değil ki abi. Abi bu nasıl bir şey söz ya? İlişkideyiz diyorsun. Benim yerime... Ya kardeşim benim yerime diyorsun ki... Sen ilişkiye inan... Benim yerime ilişkiye inanmıyorsun diyorsun. Bu ne demek ya? Evet sen... Benim ağzımdan konuşuyorsun. Senin davranışların abi... Sen ilişkideyiz benim diyorsun. Benim davranışlarım ne? Sonra işte diyorsun ki ben en iyisini istiyorum. Herkesi tanımaya açıyorum. Bilmem ne algılarım açık. Sen senin ilişkine peki sonra inanıyor musun? Bak dün işte diyorsun bak, ki. Dün işte ne diyorsun? Ben bir karar vermemişim falan filan. Ne? Daha aradayım. Ne? Abi ben mi duyuyorum tek bunları? Abi sen duymak istediğini diyorsun sordum. Abi. Ha. Onun açıklamasını yapıyordu. Bizim orada konuştuğumuz genellemeydi. Mantıksız bir açıklama ama. Niye? Yani aynı açıklamayı bana yaptın. Tekrar ne? Yap istiyorsan. Hangi açıklamayı abi? Neyse abi. Yani... Cansu senin öğrenmek istediğin şu. Cansu mu? Dani mi? No. Cansu mu? Dani mi? Hadi karar no, ver. No. Vermiyorum kanka. En iyisi. Al işte bak. Vermiyorsun. Evet. Abi sen Dani'yle bir ilişkide değil misin? Evet Dani'yle bir ilişkide. Bana hayır. Bak, bak, verilecek hayır, kanka. Bir karar olmaması lazım. Bana diyor lazım. Ki Dani mi? Cansu mu? Bana baskı yapıyor. Hayır abi. Ben de senin baskına vermiyorum diyorum karar. Verilecek bir karar olmaması lazım. Çünkü sen bir ilişkidesin Dani'yle. O zaman verilecek bir kararın olmaması lazım. Arasına... zaman girmiş bir ilişkideyim. Oh, what? Bir dakika. Come on, bro. Bir dakika. bu ilişki yaşanırken... Ya, thank you. Yeah, come on, bro. Arasına zaman girmiş. Ama bir şeyin arasına zaman girince... Come on, bro ne demek ya? Abi, siz elendiğinizde ilişkiniz bitmedi ki. Kız evden elendi. Eser. İlişki bitiyor mu öyle? Adnan kardeşimin buraya gelmesini istiyorum. Vay kardeşim, hiç böyle hayal etmemiştim yemin ederim var ya. Bir erkeke de girdim ya bu odaya artık Rüstem de kalmıyor. Ben çok tuhaf hissettim kendimi. Neyse. Güzel oluyor güzel. Hele yayınlanınca çok güzel oluyor. Vallahi. Ya biz bu Ayşe ile Batu hakkında bir şey yapmamız lazım da ne yapmamız lazım? Senden yardım alacağız. İkimiz bir şey yapalım yani anladın mı? Bunları ya güven testi yapalım ya da böyle sevgililik testi yapalım anladın mı? Ayşe adından... Batu'ya mektup yazalım diyorum ben. İyi veya kötü. Bakalım ne tepki gösterecek. Bize mi inanacak acaba onu yazdıklarına mı inanacak? Kanki mektup olayı tamam da benim aklıma başka bir şey geliyor. Ne abi? Sen Ayça ile ilgilensen. İnanmaz abi. İnanır mı? Abi şu an Ayça'nın bugün bu evden gelip de seninle ilgilenmek istiyorum dediği tek aday sensin. Farkın Ayça. Kıskançlık yaparsak eğer birbirlerine bağlarız daha çok değil mi? Ya da gerçekten birbirlerine karşı bir şeyler hissedip hissetmediklerini öğreniriz. Ama bunun da Ayça'nın daha haberin olsun abi. Çok ben kötü duruma düşerim öyle. Tamam ben Ayça'yla ilgilenirim bundan, yaparım onu. Bak bundan Melis'in haberi olsun. Bakalım Ayça'nın da Batu'ya karşı duyguları gerçek mi, samimi mi değil mi? Bir de onu da öğrenirim. Sadece Batu'yu kötü düşürmenin bir manası yok. Tabii canım. Belki de Ayça da Batu'ya karşı derin duygular beslemiyor. Belki direkt vazgeçebilecek potansiyele sahip. Bir de onu da öğrenelim. Bu konuda sadece o evden Melis'in haberi olsun. Melis'in haberi olsun abi. Melis ve bunu evde sen... konuşalım ki elimizde görüntü olsun. Tabi abi. Ben o zaman eğer gelinler evine gönderirlerse bu akşam bahçeye alayım şeyi, Ayça'yı tamam mı? Diyeyim ki... Sen Batu'yla ne yaptın? Batu'yla ne yaptın? Son durumunuz de. Bittin bitmedin. Benim sana karşı bir hislerim oluştu. Ben seninle bir yola girmek istiyorum derim. Ben seni tanımak istiyorum. Zamanında senin bana sunduğun şansı, senin bana söylediğin şeyi ben sana şu an söylüyorum. Ben sana söylüyorum. Ne dersin? Eğer Batu'yla bazı şeylere ara verdiyseniz bu arada ben seni tanımak isterim de. Bakalım ne diyecek? Bakalım ikisinin de tepkisi ne olacak? Ama Melis'e mutlaka söyle ki... Melis'e beraber söyleriz. Melis'e beraber söyleriz. Melis'e ya bizim eve geldiğimizde ya onlar bizim eve geldiklerinde söyleriz. Tamam. Bak bu daha etkili olur. Bu daha olur. Güzel olur. Yani kıskançlık olursa eğer bakalım kim kimi oynuyor, kim kime aşık, kim kimi daha çok seviyor belli olur ortada. Anladın mı? Kardeşim kazamız mübarek olsun. Allah razı olsun kardeşim. Hadi kaçalım. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Bu şimdi böyle yetiyor ya. Oldum ya. Niye sana karşı bu kadar dolu? Bilmiyorum acaba? Artık. Mehtap'la Melis ne dediyse kıza içeride.
Ne dediniz kıza? Doğru söyle. Siz de yani durup dururken sana bir laf attı. Siz Seray'la sana benim karşı hakkımda. Bir garezim var. Acaba bir durumdan dolayı kıskanır mı? Kanka siz yanınızdan geldikten sonra kız bana yükseldi. Yo bizim yanımıza geldi. Pişini görelimmek istiyoruz dedi. Biz de dedik Öküz'ün trene baktığı gibi otur izle dedik. Hani sakın lafımıza karışma sohbetimizi bölme dedik. Oturdu izledi geldi. Gelirken biraz bize gaz verdi. Dedim ki sen dedim fişini yavaş yavaş alıyorsun aferin dedim. Niye ama böyle o bizi gazladı size karşı gazlamadı ki ha? Niye böyle bir eğitim almak istesin ki? Fişnikçiliğin eğitimini niye almak ister insan ya? Amaç ne? Hadi bana biraz fişnik öğretin dedi. Belki Adnan fişnik yapıyor yapacak seviyor amaç ya. Amaç ne bence? Belki Adnan şey bulamaz. Yani çok boş değil mi ya? Yani. Sen dün bana diyordu görünmek istiyorum diye kendisi görünmek için var. Bana kötülük şey yapmayı öğret yapıyor. Hadi bakalım. Ders 1. Biz kızım. Kötülük yapmıyoruz ki biz dedikodu yapıyoruz. Yani ama onun şu anda yapmaya çalıştığı bu. Ders alır gibi bu ne? İnsanın karakterine varsa yapar zaten. Yani yapamadı kavga etti zaten az evvel. Canım, birinci dersten kaldı. Evet böyle görünüyor bence de. Kızlar kavga bitti mi biliyorsunuz kaos ortamında duramıyorum. Ne yapacaksın yani? Melis, ama biliyorsun kanka. Melis, Ayça diyor ki ikiniz bir kıza ne dediniz de bana yani, karşı doldurdunuz. Bir şey söyleyeyim ne konuştunuz bahçede? Ayçik. Yemin ederim tam bir şey diyecektik. Aldı da konuşturmadınız ki. Bıt bıt konuştu. Bir şey anlatıyordum. Biz hiçbir şey demedik. O tamamen kendisi konuştu. Biz tam ne diyecektik biliyor musun? Hatta hani biz çok yumuşak konuştuk. Aklıma ne geldi? O senin hakkında çok dolmuş acaba nedense bilmiyorum. Batuhan'da gözü vardır belki. Bak gel tebrikleşelim. Ben böyle düşünüyorum çünkü. Evet bana bu kadar dolduğuna göre gözü Batuhan'dadır. Başka ne olacak? Beni anlaman lazım. Anlamaya çalışıyorum. Anlama level'ına gelmemiz lazım. Tamam. Onu da şöyle gerçekleştirebilirsin. Kendi kafandaki ilişkiyi alıp... Evet, bu benim tarzda yaşayacağım ilişkidir diye buraya koyup okay. Kulaklarını açıp acaba bu adamın yaşadığı ilişki ne tarz bir ilişki diye dinlemeye başlarsan o zaman belki benim yaşadığım ilişkide anlayabilirsin. Peki, senin yaşamak istediğin tarzdaki ilişkiyi Dani ve Cansu yaşamak istiyor mu? Kimse zorlamıyor. Dün Dani ile Cansu atışıyordu kimse ya, Dani ona şey dedi ben varım hayatında çekil kenara artık falan. O da dedi ki ben Tankut'tan duyana kadar dedi böyle bir şey yapmam diye. Eğer gelip bana söylerse dedi ona göre hareket ederim dedi. Evet. Söylemeyi düşünüyor evet. musun? Enteresan. Zamanı geldiği zaman eminim söyleyeceğim şeyler vardır. Çünkü kız ne istediğini biliyor. Her şeyin bir zamanı var. Cansu ne istediğini biliyor. Dani herhalde biliyor. Aslında şöyle birazcık şey yapmak lazım. Sen bilmiyorsun. Düşünmek lazım. Ne? Acaba. Acaba bu adamın yaşadığı ilişki bizimkinden niye farklı? Kim? Hep farklıydı ama benim ilişkim. Ben zamanında Dani'ye başka adayları da tanıyabildiğini de dediğim zaman ne tepkiler gördüm burada. Neler neler. O yüzden herkesin bir bildiği var demek ki hayatta. Senin yöntemin, benim yöntemim aynı olmak zorunda değil. Senin doğrun, benim doğrum. Biz yani kurallar çerçevesinde kaldığımız müddetçe... O zaman herkes kendi yolunu çizebilme ihtimalinde hayatta olduğu gibi. Ben bak az önceki mutfaktaki sabah konuştuğumuzdan şunu anladım. Hı. Sen kalbini kimseye vermek istemiyorsun. İkinizin de şu an cezalı olması lazım ama ceza almadınız. Ne oluyor? Niye ben verdim ya ondan da. Onların suçu yok. Değil mi? Ayça bu senin kaçıncı kız? Ben yemeği ne sakladım aşkım? Diye bana kaç ceza vermişlerdi. Tek cezalı bir tane. Tamam. Bana da. Hı. Onu neden aldım hatırlamıyorum. Yardım bir yataklıktan. Bu tam ihtarımsı bir hareket değil. Cansu'yla arkalı önlü geldiler lavaboda. Hay Allah. İkisi de saçlarını gene toplamış. Hani? Tesadüf. Ben dedim de dün. İkisi de siyah giymiş. Hay giymiş. Allah doldu burası. Rahat rahat şöyle. Dani de o tarz kütüler takar. Senin de mi buranda dövme var? Dani de burasına dövme yaptırmış. Benim 3 senedir. Dani sana mı özenip yaptırmış? Ay. Öyle bir şey demedim. Pardon aşkım. Ne? Evet. Öyle bir şey demedim dedim. Dani? Efendim? Kızın... Sen Cansu'ya mı özenip yaptırdın Dani ne yaptın dövme? Sen? Kızın canım, sırtını ben dövme. Uzun zamandır istiyordum bunu ve benim için çok 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 anlamlı bir dövme. Kardeşimin simgeliyor. Tamam ben buyum model bu ama şu an iki tane kız var seninle ilgileniyor ve senin bir şeyleri... Yani tamam kendi karakterine ödün vermek değil ama bir şeyleri farkına varıp bir yola sokman gerekiyor. Neden? Neden? Çünkü senin için mi bu yapmam lazım? Hayır çünkü bak sadece senin hislerin yok, sadece senin yolun yok burada. Cansu ve Daniel'in sen Cansu ve Daniel'e hiç mi karar veriyorsun şu anda bana? Onlar adına mı konuşuyorsun? Onlar yapmam lazım. Onlar adına konuşmuyorum. Ben objektif olarak bakıyorum. Üç tane insan var. Üç tane insan var. Ben bir insanın
Ben buyum abi. İkisinden ya da ne bileyim işte istediğimden falan istediğimi seçeceğim. Ben buyum. Beni böyle kabul etsin. İstediğimi de yapacağım havası var. Bir taraftan tamam. Why not? Bir taraftan sen de yap bunu. Ben bu adamı seviyorum diye burada çırpınan bir kız var. Oradan Dani var işte ilişkideyiz bilmem ne. Bu durumu bu adamın çözmesi lazım. Ciddi bir şey söyleyecektim ama söylemeyeceğim. Seviyorum diyorsun. Nasıl söyleyeyim sana Ayşe? Şu an benim de sana karşı içimde bir şey var. Ben de seni tanımak istiyorum yani. Sen. Madem benim en yakın arkadaşlarımdan birini seviyordum. Bunu bana en başında niye söylemedin? Sana ne? Kardeşim, buradan hepinize söylüyorum tamam mı? Benim Ayşe'ye karşı hislerim var. Bunlar kesin olmaz dedi, açılmaya karar verdi. Ben Semih'e karşı bir şey hissettim hayatım, doğru evet. Söyledim abi artık. Batuhan da şimdi cezası bilsin, Batuhan'la da konuşuyor. Adalet. Tişörtünü ben getireyim. Hadi getir. Hayır tişört. Wow. Seray'a da getirin. Seray'a da. Seray da ona karşılık verdi. Şu beraber böyle yaptınız. İyi de bu cezalar sonradan da böyle tişört gelince giydirme görevi bende kanka. Fotoğraf çekildi. Giydikten sonra konuşma insan. Ayça lütfen bir saat dur. Ne kadar? Giydikten ya! Ayça bizden uzak duruyorsun. Ya! Ona göre sakın yaklaşma bize. Aa. Git giy. Konuşursan ceza alırsın. Sakın konuşmuyorsun cezalı. Teşekkür ederim. Ya uyarmasana ya. Ya. Hiç kimse onunla konuşmayacak. Evet. Oh. Ben Melih'cim bakın da bir fotoğraf çekeyim. Çek. Giydirirken. Gerçekten. Gerçekten bu ceza. Gerçekten şık. Yani. O giydir giydir. Şık. Ceza almasını giydir. Gösteriyorum. Tamam şık. Artık Melih. Hay Allah. Bir de şöyle sıcak tutup. Aynen kapalı. Şılın. O zaman hadi tık tık. İnşallah olacak. Gülmek tabii ki yani katılamıyorsun. Seray bir şey söyleyeyim mi? Bak demin tartıştınız ya mesela Ayça buradayken. Ama onu sen sonuna kadar haklıydın. Biz burada dedikodu yapıyoruz. Hazal sus be. Anladım. Bir sus git dışarıda konuş. Neyi burada dedikodu yapıyoruz tamam mı? Kızlar aramızda hep dedikodu yapıyoruz. Bir şey oluyor tam konuşuyoruz. Ayça lafa karışıyor tamam mı böyle? Burada da bunu yapmıştı. Burada da bunu yapmıştı diyor. Ondan sonra kavga ediyoruz. Seda Hanım gelmiş. Herkes birbirine yürüyor. Ayça böyle. Hiçbir şey dememiş gibi. Dedikodu yaparken karışıyordun Ayça. Ben tartışırken söyleseydim ya. Dedikodu yaparken karışıyordun arkadaşım burada. Öyleydi böyleydi diyorsun. Seda Hanım ortacı ya bırak Allah aşkına. Böyle. Allah, hiç karışmıyor. Cansel'le birbirimize yürüyoruz. Cansel senin arkandan yaptığımız dedikodu ya. Ayça daha çok katılmıştı. Ayça burada yok şu an biliyorum ama arkasından konuşuyor. Bugün ceza aldım. Ben ceza aldığım için konuşamadım. Maşallah Mehtap ve Dani yanımda bayağı bir konuştular. Emre'den girdiler, Lokum'dan çıktılar, Batu'nun ailesinden girdiler, Köpek'ten çıktılar. Çok değişik bir sürü şey konuştular. Kafayı yedim, cevap veremedim. Kızlar yanlış şöyle bir şey yaptı. Bunlar bence bayağı bir doldurmuşlar. Orada patladılar, sonra şakaya vurdular. Bak iki rakibe gidiyorlar. Melih'le babam ilişki izleyip kıskansın. Senin neyini kıskanacağım be? Yavrum. Senin neyini kıskanacağım? Allah'tan Ayça cezalı bugün de. Yani damatlar evlerine gitmesine gerek kalmadı. Batuhan gelse de konuşamayacaktı zaten. Araları da bozuk zaten. Böyle artık hayırlısı oldu işte insanlar için. Hay Allah. Emre Hadi bakalım. Beyler 2 saniye. Eser. Emre Bey sen mi? Emre tamam, abi yapalım kanka. Abi. Gel abi gel. Geliyorum abi geliyorum. Bu taraftaki ya. Hay Allah. Allah Allah. Vallahi billahi adam. Allah Allah. Kendi elinde yapıyor mu bu kadar? Abi, ben eser biliyorum ne yapacak? Ne yapacak? Temiz bardakları orada kirlilerle karıştıracak. Artık kavga etmeleri için sebep yok. Barışabilirler. Bak bu dediğine inan bana zamanla çok merak ediyorum neler olacak. İnşallah olur. Gözlemlemedeyim. İnşallah barışırlar. Erkek geldi eve ya. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Kime göre neye göre? Erkek diye bizi zaten sana söylemedim. Ekrandan hoş geldin sen de. Ay elektrik çarptı. İlişkime söyledim. Allah Allah. Selamlar sevgiler. Tükredin ya. Yok artık hoş geldin. Hoş geldin.
Ama Ayça yok geldiniz. Ya. Ayça nerede her şey için? Vallahi Ayça sinirli yok. Sinirli arkadaşımız. Melis gelsene. Kolladım. Gel gel. Çok önemli. Merhaba. Hoş geldin enişte. X'ten işte. O kadar mısınız ya başlayalım. Yok Ayça gelmedi. Merhaba abi ben de geleyim. Merhaba. Deminden beri seni kolluyorum. Ya kardeşim. Ayça'nın hatalı olduğunu ne kadar güzel. Bak benim yerimi sakın kapma. Biliyorsun kuşlu yeri. Aa Ayça nerelerde ya Ayça? Süpersin o zaman. Tam denk geldi. Hoş geldin. Vallahi ya. Sanırım ya. Oturalım tabii ki. Ben sen hani bir şey söyleyeceksin gibi. Abi bu cezalılar bize karşı koyamıyordu değil mi bir şey yapacak olduğumuz zaman? Evet yok görüyorsun. Şu anda onun hakkında konuşabilirsin, her şey yapabilirsin. Metap bu cezalı kişiler hiçbir şekilde bir şey yapamıyordu değil mi bize? Hiçbir şey yapamıyor, dokunamıyorsun, konuşamıyorsun, yok sayıyorsun. O ne yapıyor bize? Yok ki zaten burada ne yapabilir? Ya belki birileri hissediyorsa? Ne hissediyorsa? Bilmem belki buralarda hissediyorumdur birilerini. Ha, hissediyorsun. Böyle kokusunu alıyor gibiyim sanki. Kokusunu mu alıyorsun? Hmm. Hayırdır inşallah. İnşallah bir konuşan olur da. Karşı koyarsan cezan uzar. Çok iyi ya. Evet. Karşı koyarsan cezan uzar. Evet, bak. Karşılık verirse eğer cezalı kişi cezası uzar. Oh. Cezalılarla konuşmamak gerekmiyor mu? Onun için ben de ceza alırım diyorsun. Onun helal için olsun. Ben de normalde öptürmezdi zaten. Bu ceza işi iyi olmuş. Olabilir. Vatan cezalı. Olabilir. Var seçim. Getirin. Süt yok ama. Aa şey yaptım. Tavuk göğsü yer misin tatlı? Ha tatlı mı? Olur, tatlı olur. Tamam. Bugün biraz Murat abiyle konuştuk da biraz önce. Ne konuştunuz? Sen gelmeden önce. Hani abi dedim ben dedim evliliğimle sence mutlu olur muyum yani hani ileride dedim yani onun fikrini sordum sadece de. Kaç şey söyledi bana mesela. Ne dedi? Sen de bana kıvılcımı görüyorum ama Azal'da görmüyorum dedi. Ondan sonra ben dedim ki abi yani hani zaten dedim hani bir taraf dedim daha çok sever her zaman hani. Dedim illaki dedim hani iki tarafında. Ama dedi sen mesela buradayken dedi erkekler evinde birisi ağzını açtığı zaman dedi sen dedi susturuyorsun dedi. Gelinler evinde dedi ben dedi Hazal'ın dedi seni savunma konusunda dedi eksik kaldığını düşünüyorum dedi. Ben de dedim yani şimdi ben dedim Hazal tanıdım dedim o zamana kadar az çok. Ve dedim onun dedim sinirlendiği zaman hangi raddelere çıkabileceğini dedim az çok kestirebiliyorum dedim. O yüzden ondan böyle bir beklenti içerisine girmiyorum dedim. Ama insanların bu dikkatini çekiyormuş. Haberin olsun yani. Bizi ilgilendiriyor mu insanlar? Niye yükseliyorsun? Bizi ilgilendiriyor mu diye soruyorum. Sert bir tavır yaptın farkında mısın? Çünkü... İnsanlar tabii ki de bizi ilgilendiriyor. Sinir bozucu bir şeydi o yüzden. Sinir bozucu bir şey değil. Sakin ol sadece seninle. Yok sakin mi şu an zaten hayatım? Tartışıyoruz ya da fikir alışverişinde bulunuyoruz yani. Niye yükseliyorsun bir anda? Ses tonumu ben yükseltmedim. Ama sen bir anda yükselttin. Niye yükseltiyorsun? Öyle mi yaptın? Evet. Farkında mısın bilmiyorum ama. Özür dilerim. Fark edememişim. İnsanlar bizi ilgilendiriyor mu? Niye sertleşiyorsun? Sertleşmiyorum. Tekrar soruyorum. Hayatım, insanlar bizi ilgilendiriyor mu? Şöyle. Bazı noktalarda insanların... Ben bazı insanları kaleye almıyorum. Bak, eleştiriye açığız. Evet, konuşabiliriz. Ama bizim de bir fikrimiz var. Tabii, olabilir. Ama bunu savunuyorum. Seninle olan bizim muhabbetimizde tabii ki de eleştirileceğiz. Tabii evet. Ki de sana da bir şeyler söylenecek, bana da bir şeyler söylenecek. Çünkü bu platformun içerisinde böyle. Evet, tamam. Tamam mı? Bizim bundan yapmamız gereken şey ne peki biliyor musun? Ne yapmamız gerekiyor? Şunu söyle yapmamız bakalım. Gerekiyor. Söylenilen şeye, itham edildiğimiz şeye bakacağız. Haklı olan tarafları var mı diye ölçeceğiz, biçeceğiz. Haklı bir tarafları varsa bunları düzeltmek için uğraşacağız. Ben bu kadar burada dayanabildiysem senin sayende dayandım. Bunu unutma. Ve bugün burada eğer şimdi sen sıkıldım diyorsan, tamam mı?
Yemin ol. Hiç gözümü kırpmadan bugün çıkarım seninle. Umurumda bile değil. Tabii o bizim elimizde değil. Bizim elimizde değil ama bizim elimizde olsaydı çıkardım buradan. Okay? Hiçbir şey umurumda değil. Ne birincilik ne evlilik hiçbir şey. Evlilik değil mi? Evlilik dışarıda da evlenirim seninle. Las Vegas'a götürürüm seni evleniriz orada. O şey değil. Ama bu kadar dayandık. Buraya kadar geldik. Ben burada, tamam mı? Ne yaşadıysam, dayandıysam bu noktaya geldim. Kendimi toparladım. Şimdi iyi hissediyorum kendimi. Much better. You see that, right? Aynen. Sen bu gücü sen bana verdin. Bu kadar yakınken pes etmek yok. Evet, ben insanlara iyi yaklaşmaya çalıştım. Sen de aynı ama bazıları da yarışa girmek isterse sonuna kadar da girerim. I don't care, no. Biz yarışmıyoruz. Ben de o psikolojideyim işte. Cansel. İnsanlar girmek isterse. Girsinler, I don't care. Ben kazandım. Ben zaten kazandım. Sanki Ayça'yla Batuhan'ın ruhu bu evde dolanıyor. Sehpa'yı çeksene kendine, benim belim ağrıyor. Ben çekemem. Erkek gücün olsun. Koskoca ev sanki bomboş. Öyle iyi, sen nasılsın? Hiç kimse yok sanki, tek başıma kalmış gibiyim. Yaramazlık yok. Ne haber Seray? Otur. Ne çabuk ya! Olamaz, çok ay, çabuk. Ay bu güzeldi be. Yapacak bir şey gel yok. Gel kardeşim dedik, onu yapalım. Gel. Canım benim, yazık sana ya. Vallahi üzülüyorum şu Batuhan'a ya. Ne yapıyor acaba evde? Vallahi hiç sorma. Keşke gelseydi be abi. İyi olurdu. Aman boş, ayrıyız ya, yokluğu hiç çok rahatım. Yemin ederim yokluğunda çok rahatım. Ay Emre'cim. Ha kardeşim, ne yapıyorsun? Kardeşim, evde muhatap olman gereken bazı kızlar var, anladın mı? Sen benim arkadaşımsan muhatap olmayacaksın bundan sonra. Sen kendini kimseyle kıyaslama zaten kardeşim. Okey o zaman. O, sen de dedin maalesef, gel bitti kardeşim. Ben öpmedim seni değil mi? Yok. Oy 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 oy. Dur emricimi de öpeyim. Sen anasın. Ne yapıyorsun? Ay. Eskiden ilişkin olduğunda böyle davranamam. Ayça. Ayça. Bahçeye çıkalım. Allah'tan Ayça. Ayça. Sonunda çevirdim. Burnu götürüyordun az daha. Abi millet laf var. Bir günde fark ettim. Oh ne kadar da güzelmiş. Kıvılcımdan başlayıp... Ateş olsun istiyorsun. Ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün kafamı yastığına dayadım. Ve bir şey hayali geldi bana, bir şeyin hayali. Bizim ilişkimiz. Ve şöyle hayali geldi. Şöyle bir çubuk var. O çubuğu böyle yakmaya çalışıyorsun. Sen ilk geldiğimde sana bir hediye verdim. O çubuğu yakmaya çalıştım. Biraz ateş çıksın diye. Çalıştım, olmadı. Sonra bıraktım. O işte böyle durdu falan filan. Sonra gittim. Tekrar geldim. Tekrar işte yakmaya çalıştım. Evlendirmeye çalıştım falan. Biraz böyle hani ucu yanmış gibi oldu. Sonra işte tam sönüyordu. Sonra biraz daha şey yaptım. Biraz alev almaya başladı böyle. Büyüdü, 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 büyüdü. Büyüdü. Sonra bir anda bir ateş oldu. Ve şu an ateş, right? Ve her yeri sardı. Biz bu ateşin kıymetini bilirsek, bu ateşi sürdürmeye devam edersek, biz sadece kısmetse olur değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı yakarız. Dünyayı yakarız. Aşamayacağımız engel yok. Bunun farkında mısın sen? Evet. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzun farkında mısın? Farkındayım. Ben de bunun farkındayım. I love you. Ne oldu Süley? Ne yaptınız Batuhan'la? Kanka ayrıyız hala. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bunu seviyorum. Aşık değilim ama. Aşık değilmişim.
O kadar laftan sonra olmadı. Ama seviyorsun yani. Ama seviyorum. Farklı bir şey söyleyecektim, o zaman söyleyeyim sana. Söyle. Yok. Ya. Ya söyle. Hadi. Ya söylemek istemiyorum şu an. Kanka ne olur hadi. Söylemeyeceğim. Ne söyleyeceksin? Önemli. Ya ciddi bir şey söyleyecektim ama söylemeyeceğim. Seviyorum diyorsun. Nasıl söyleyeyim sana hiç? Sevmiyorum mu diyeyim? Seviyorsun çünkü. Nasıl seviyorum? Yani sevmiyorum diyemezsin sevdiğim bir insana. Seviyorum. Tamam seviyorsun. O yüzden söylememem gereken bir şey demek. Nasıl yani ya? Ya dur bir dakika ya. Çok bir şey ciddi bir konu çünkü. Tamam kanka söyle. Allah'ım yarabbim. Söylersem olaylar değişir, kötü olur yani. Ne gibi? Hadi. Of. Yok söyleyeyim ya. Yani, bak başta söyledim sana. Seviyor musun, sevmiyor musun, aşık mısın? Aşık değilim ama seviyorum. Hala ona karşı bir şey var için anladın mı? Evet. Şu an ilişkiniz bitse bile. Bitti ama. Bitti ama şu an benim de sana karşı içimde bir şey var. Ben de seni tanımak istiyorum yani. Sen? Aynen. Şaka yapıyorsun Semih şu an. Ciddiyim. Saçmalama. Çok ciddiyim. Bunu ben sana söylediğimde... İşte sen bana nasıl söyleme cesaretinde bulunuyorsan ben de sana şu an söyleme cesaretinde bulunuyorum. Ama seviyorum diyorsun. Yani söylememek istedim ama söylettirdin yani. Ya özür dilerim. Şaka bir şey yok. Şaka yapıyorsun şaka ya. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Vallahi özür dilerim yani benden yanıtmış. Yani içimde kalacağına... Hayatta inanmam sana ya. İçimde kalacağına dışıma çıksın makara mert olsun. Makara beni deniyorsunuz da yani. Niye makara yapayım Ayça seni? Çünkü senin Batuhan'la yakın arkadaş olduğunu biliyorum. Tamam olabilir. Batuhan'la çünkü ilişkiniz bitti. Ya sonunda da ben yakın arkadaştım. Ne yapayım ben? Ama bunun görüleceğini, duyulacağını da biliyorsun. Ne yapayım Ayça artık yapacak bir şey yok. Şaka yapıyorsun ya. Ayça şaka yapsam gidip de sana seviyor musun, sevmiyor musun diye sorma. Tamam mı? Şaka yapsam bu şekilde senin bence çıkarıp konuşmam ya. Tamam konuşuruz, sıkıntı yok. Ayça zamanında bana da itiraf etmişti. Ben de medeni cesaretimi toplayıp ben de ona itiraf ettim. Yapacak bir şey yok. Bakalım ne tepki gösterecek Ayça buna. Ben kendi rengimi belli ettim. Bekliyorum bakalım ne olacak. Bu yarışmada benim en büyük kazancım sensin. Benim de öyle. Niye şu an içim rahat biliyor musun? Çıkarsam gidersem seninle birlikte olacağımı biliyorum. Gerçekten sadece bu. Bu zaten... Ya... Bak... Biz istediğimiz her şeye... Her şeyi yapabiliriz. İstediğimiz ne nokta varsa hayatımızda, ne rüyalarımız varsa gerçekleştirebiliriz. Beraber sırt sırta el ele verirsek. Right? Seninle... Bütün rüyalarımı gerçekleştirmeye de, yerin dibine de girmeye de hazırım ve razıyım. Yeter ki senle olayım. Yeter ki hayatımda sen ol. Ben senle vezir de olurum, rezil de olurum. Ama sen bendesin. Ne yapayım abi, içimde tutacağına dedim ya. Batu da yakın arkadaşım artık de yani yapacak da bir şey yok. Söyledim yani ben de. Batu'yla dedim ne yoldasın, seviyor musun, sevmiyor musun? Aşık değilim ama seviyorum dedi. O zaman dedim ki bir şey söyleyecektim. Sana söylemeyeyim. Söyle, 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 söyle. Zorla söylettirdi. Dedim ki ben senin dedim, sen bana nasıl söylediysen, cesaretinde bulunduysan ben de sana karşı söylemek istedim ve söylüyorum şu an. Seninle ilgilenmek istediğimi belirttim. Eyvallah. Semih şaka yapıyorsun dedi. Dedim şaka yapmıyorum, gayet ciddiyim. Gözlerime bak dedi, baktım. Böyle yaptı, gitti, kalktı, gitti. Şaka yemin ediyorum. Ayça'ya sen böyle dedin. Aynen. Sen niye bu kadar streslisin? Abi kapatın konuyu ya. Batuhan var hayatımda. Yanlış anlaşılacak. Ne gerçi alaka? Batuhan'la ayrıyız biz ama. Ne alaka? Ne yanlış anlaşılacak? Arkadaşlarla oluştuğuma gelmeyin şu an. Vallahi bir şey yok ya. İyiyim, gerçekten iyiyim. Lütfen. Yok bir şey. Semih'e soracağım. Melis, bir şey söyleyeceğim. Bak yapmayın ya zaten şunu. Bize verilecek, duyacağız. Duyacağız zaten. Böyle bir saçmalık yok yani. Ya bir şey yok. Söyle yok. O zaman. Ne oldu? Ya bir şey yok. Ya söyle o zaman. Sıkında oturuyorum. Söyle o zaman. Hayır. Melis. Kanka canım sıkıldı oturuyorum ya. Bir şey yok. Canım sıkkın. Oturuyorum öyle. Sen Ayça'ya ne söyledin daha Ayça'nın canı sıkkın böyle? Ne söyledin? Sana soruyorum. Uzaktan izleme Mehtap. Gider misin?
Sana ne benim bahçem? Şu an ciddi kızlar bir konu var. Kızlar evindeyiz, sen ne oldu? Şu an ciddi bir konu var. Ayça'ya ne söyledin de böyle canı sıkkın diyorum. Ben onun canı sıkacak bir şey yapmam zaten. Ne yaptın diyorum. Bir şey yapmadım. Ben sizi konuştuk. Konuşan burada. Ayça bir şey söyledi mi sana? Hayır, ellerim terledi falan, ellerini gösterdi. Böyle bir gülüyor, bir gülmüyor, bir yüzü asık, orada bir gülüyor, anlamadım. Hayatımda Batuhan var, yanlış anlaşılacak falan dedi. Ayça'ya açıldım, duygularım belirttin, tamam mı? Açıldım derken? Açıldım. Açıldım derken? Ya Batu'yla olan Ayça'ya olan ilgimi dile getirdim. Ha, senin Ayça'ya karşı bir ilgin var yani? Evet. Ne zamandır? Ben bunu kaç gala önce söylemiştim galiba birkaç. Ben de söylemiştim. Ne zamandır bir ilgin var Semih? Bayağıdır var. Bayağıdır var. Sen nasıl bir insansın ya? Meret Dalin amin. Ben de böyle bir insanım işte. Sen nasıl bir insansın? Ben ya de böyle bir insanım. Gider misin? Ya Allah aşkına ne? İyi sen misin? Kimsin bana gider misin? Gider misin karşımdan? Canımı sıkma benim. Sen kimsin bana gider misin karşımdan diyorsun? Tamam, Melis. Yükselmenin manası yok. Niye en başında söylemedin o zaman? Söylemedim, içime attım, tamam mı? Atamaz mıyım? Mecbur muyum ben duygularımı belirtmeye? Adam sen söyleyeceksin. Adamım da söyleyemedim işte çünkü Batuhan... Niye söyleyemedin? Batuhan yakın bir arkadaşım, anladın mı? Batuhan'a sıcak hissettim, kendimi söylemek istemedim. Allah Allah. İçimde yaşayacağım kardeşim. Mecbur muyum ben her şeyi söylemeye? İçinde yaşayacaksın. Yaşadım da. Kardeşim kardeşim diyeceksin. İçinde aşk duyacaksın, öyle mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünkü o bölümde seni yargıladılar ya hani, gittin Dani ile konuştun diye. Hı-hı. Kusura bakmasın da o zaman o diskalifiye olacağı zaman gidip insanlar onun ismini söylediğinde hiç kimseyle muhatap olmayacağım. Benim ismimi gönderenlerle Murat konuşma diyordu zamanında. Kendisine muhatap olmayacağım diyordu beni gönderenlerle. Ne oldu? Ne oldu, ne değişti ya? Dün olan şey güzel bir şey değildi, evet, ama o işte, zamanlı fikirler değişebilir. Zamanlı fikirler değişebilir. Ya Can sen Allah aşkına bırak şimdi ya. Bırak yani. Ya benim çok... Ben burada her zaman insanların iyiliğini istedim. Bunu en iyi sen bilirsin. En ben de bilirsiniz. İstedim ama bugün görüyorum en yakınım dediğim insan gelip bana laf sokmaya çalışıyor. Bilmem ne yapmaya çalışıyor yani. Kim o? Kim o? Allah. Boş verin ya. Kim? Melis. Melis mi? Tartıştılar birazcık. Melis'le mi tartıştınız? Vallahi arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Benim Eser'le aylardır en ufak bir tartışmam yoktu. Ya Allah nazardan saklasın abi. Ya olabilir zaten. Yakın arkadaşlar arasında tartışmalar olur. Olur da boş sebeplerden olmaz abi. Ya sen zaten kız gibi trip atıyorsun sen bazen. Sen kendine bak. Sinir ediyorsun. Sen yani kendine bak. Hep beni böyle o gün, bilmem o gün iki baklava yedik. Bilmem ne. 10.000'i kazanmışsın. Sen bir ısmarlayamadın bak yani. Yok ya. Emre niye hiçbir şey ısmarlamadın? Burada en çok 10.000'i kazanan sensin. Evet. Yani. Koskoca gelirken... tepsi baklava getirdin. İşte hayırdır aylar sonra. Koskoca bir tepsi baklava getirdim, bir tane baklava ısmarlamadın diyor. Böyle bir şey olabilir. Sevgilim seni kışkırtıyorlar. İnsan profil geri geçti. Hesabı da ayrıca 90 lira geldi, 50'sini ben verdim, 30'unu sevgilim verdi. Hayır. Cimri bir adam. Bu kadar hayatında, hayatında Eser kadar cimri bir adam görmedim. Aynen. Madem benim en yakın arkadaşlarımdan birini seviyordum, bunu bana en başında niye söylemedin? Sana ne? Mecbur sana mı? Ne diye bir şey yok. Melis, bak şu hareketlerinden vazgeç ya. Şu hareketlerinden vazgeç ya. Ya Melis, sana mı soracağım? Şu hareketlerinden vazgeç. Vazgeç ya, bak. Vazgeç çünkü sinirleniyorum. Bir şey olacak, anladın mı? Sıkıntı yapacağım sana yani, vazgeç. Sana ne ya? Sen benim hayatımda mıydın? Hayatıma mı girebildin yani? Kardeşim, buradan hepinize söylüyorum, tamam mı? Benim Ayşe'ye karşı isterim var. Var mı? Bunu itirazı mı söylüyorsun? Var mı itirazı olan? Ya bu kadar bunu şaka var mı itirazı olan? Şaka yaptığını biliyorum. Şaka yapmıyorum. Var mı itirazı olan? Olamazsın. Ben bu ilişkiye karşı çıkarım. Birilerinin itirazı var mıydı acaba? Bir sorsaydık. Erkekler evinde Semih böyle bir şey getirdi. En başında söylerim, sonra söylerim Melis. Tabii erkekler evinde yememişler. Yazıklar olsun sana yani. Sana yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun. Niye bunu erkekler evinde açıklamıyor da geliyor burada açıklıyor? Ben kimseye açıklamadım bunu. Mehtap bak benim canımı sıkmayın. Ya bana söyledin Mehtap. Aldım Ayça'yı çıkarttım söyledim ya. Benlik yaptım, delikanlılık yaptım, söyledim, içimde kalmasın dedim. Senin delikanlılığın da bu kadar işte. Evet, benim delikanlılığım bu kadar. En azından yüzüne söyleyecek kadar cesaretim var. Var yani. Senin delikanlılığın da bu kadar işte. Bu kadar.
Ya sen niye karışıyorsun kardeşim? Amacın neydi biliyor musun? Sen niye karışıyorsun? Amacın neydi biliyor musun bunu sonradan söylemekteki? Herkes sana böyle ilgisini belli etsin. Herkes senin peşinden gelsin. Evet. Söylemedin ki ben başında. Ben egolu bir insanım çünkü. Tamam mı? Ben niye başında söylemedin biliyor musun? Çünkü ben ve Nur senin arkandan geliyorduk. Ne oldu? Nur gitti. Melis de sana ilgisini bitirdi. Şimdi dedin ki ben Ayça'ya ilgimi belli Yok etmeliyim. Ya. Değil mi? Çok akıllısın değil mi? Senin sen kafan çok çalışıyor değil mi? İlgileniyorken bile benim içimde hala Ayça vardı. Niye tamam mı? Söyleyemedin? Söyleyemedim. Niye çünkü söyleyemedin? O beni kardeşi Hayır, olarak belirledi. Ben de ona karşı kardeşim. Hadi şimdi sana güle güle. Hadi işine bak. Hadi sen işine bak. Metap. Öpeyim gidiyorsun. Emre kendine bak. O da gidiyor. Eyvallah. Şunu alır mısınız? Hadi kardeşim. Vallahi yedirdin sen adamı. Cezalı tatlıyı kaçırıyor. Bak alın o tatlıyı. Hatta senden nefret ediyorum ama tatlıyı sen ye. Semih bugün bana bir itirafta bulundu. Bana ilgisi olduğunu söyledi. Daha fazla içine tutamayacağını söyledi. Ben bir şok oldum. Şaka olduğunu düşündüm. Çünkü Batuhan'la en yakın arkadaşı ve ben Batuhan'ı seviyorum. Bunu Semih de çok iyi biliyor. Bence şakadır. Bana geçen şey aldı. O yüzden paraları harcıyor. Ne aldı? Beş bir yerde mi aldı? Burma bilezik mi aldı? Trabzon burması aldı bana. Allah Allah. Tabii. Ekranda göze batmasın diye takmıyorum. Evet. Ya. Nereye gidiyorsun? Bu mevzulara girince. Ben şu yazıyı hiç sevmiyorum ben biliyor de. Musun? Gerçekten bak. Ya. Bu kısmetsi olur da tek sevmediğim yazı bu yani. Keşke sanki, eve eserle sanki denedim. Sanki hadi size şey verdik. Hadi gidin falan aynen. Gibi. Çok hızlı yükselmiş. Burma bilezik istediğini de anladım bu arada. Burma sağladı bana. Hadi. Hadi bay. Bay. Bu arada bana bugün mü verdiniz siz bu ödülü? Ne? Ne o hayatım? Ya dün verdim. Dün yılın romantiği ödülünü aldım. Ödül mü alıyorsun her gün hayat? Haftanın romantiği. Dün söylemiş Hadi bay. Kurban olurum senin adına. Bak Melis, ben zamanında Semih'i beğendiğimi bak kardeşim, söyledim. Benim Semih'le bütün alakam bitmiştir. Biliyorsun ve haftalar önce bitti. Yani sen kesinlikle onunla bir yola girmek istersen girebilirsin. Beni düşünerek... Melis, ben Batuhan'ı seviyorum. Bir dakika Dani. Kesinlikle beni düşünerek... Ya öyle böyle anlatayım. Kendini tutma. Bak konuşamıyorum sinirden şu anda. Ben şu an onun yaptığına sinirleniyorum. Çünkü beni ve Nur'u oyaladı. Onun için sinirleniyorum. İçindeki duyguları keşke zamanında söyleseydi, biz de kendimizde boşu boşuna olmayacak duaya amin dedirtmeseydik, anladın mı? Onun Ayça? İçin sadece şey yapma yani. Kız yok öyle bir şey, ben bir şey hissetmiyorum. Ha, adama bak ya. Sen hissetmiyorsun, o hissettiğini söylüyor zaten. Tamam ama bak zamanında ben o Semih'e... O akıllı, sen değil. Canım ben zamanında söylemiştim. Sonra bana Nur dedi, ben geri adım atma, bir daha Semih'e asla öyle muhabbete girmedim. Hep kardeşim dedim, çok iyi biliyorsunuz, kanka dedim. Aylardır Semih burada kimseyle ilgilenmiyor. Nur'u da böylece başından atmış oldu annesindeki muhabbetle falan. Meğer uygun zamanı bekliyormuş işte. Demek ki Semih'in benimle ve Nur'la ilgilenmemesinin tek sebebi Ayça'ymış. Evet, Aybat'ı birleştiremiyor. Aileler de bir işe yaramadı. Bunlar kesin olmaz dedi. Açılmaya karar verdi. Haftanın önündeyiz. Acaba birinci olmayı falan mı? Ben kaldım böyle. Şaka yapıyorsun ya falan. Yani yine şaka yapıyorsun dedim. Ben sana zamanında söyledim. Batuhan ne dedi bu işe? Batuhan cezalıydı, konuşamadı. Eyvah. Ve ben Batuhan dedim ki Semih, Batuhan senin en yakın arkadaşın, yani şaka yapıyorsun dedim. Burada Ali'nin burnundan getirmişti. Şaka bile olsa. Neler, ben şaka yapıyorum demişti değil mi? Bana neler etmişti. Bakalım ne olacak. Yani ben gerçekten Semih, hiçbir şey söylemiyorum. Kazan kaynıyor. Ya ben hala inanıyorum şaka yapıyor ya. Semih yok öyle bir şey. Şaka mı yapıyor? Sen benimle nasıl kavga ettiğini görmedin mi ya? Şaka kanka, siz hep böyle kavga ediyorsunuz zaten. Bak ben Semih'le haftalarda kavga söyledi. Etmiyoruz. Bizim Semih'le aramızın ne kadar iyi olduğunu görmüyor musun sen? Haftalardır. Evet. Nasıl yükseldi ya? Bence seni deniyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Ben seni seviyorum deniyorlar. Dedim Semih'e. Ha ne denemesi ya? Böyle bir konuda denenir mi ya? Eğer deniyorlarsa ya, inanmıyorum öyle bir şey yok. Takılmayın eğer Allah aşkına ya. Batuhan'la Semih erkekler evinde durumlarla cidden kavga var mı? Hayatta Batuhan'la dönme. Erkekler evinde... Dönmem zaten. Erkekler gelmeyin denenecek bir şey yok. Siz daha önce mi denediniz? Bu şekilde mi güvenecek sana? Semih, Ayça'ya olan duygularını açıkladı. Hoşlanıyormuş. Meğersem ondan hoşlanıyormuş. Aa!
O zaman ben de tam kutu görmezden gelirim. Eğer hoşuma gitmeyen bir durum olursa bu yoldan vazgeçmek de bana kalır yani. Bütün gelen kadınlar Tankut'ta ne buluyor acaba? Birle yetinmiyor adam, 2-3-4 aday gidiyor yani. Ben zaten sonuna kadar sevgimin arkasındaydım. Murat benim ilk flört deneyimim. Ciddi evlilik yoluna girdiğim ilk flört deneyimim. Ya bak, şimdi ben içeri gireceğim, tamam mı? Sen geç geç abi, buyur geç sen. Tövbe bismillah, sana bir şey olmuş. Geç geç. Yok yok geç. Lütfen geç. Ne olursun geç. Allah aşkına. Geçer misin abi? Vallahi geç. Lütfen. Batu orada kaldı ya. O zaman ben geçeyim. Hadi hadi. Değil mi? Hadi hadi geç. Geç geç. Net etmez misin? Ettim bile. Ne yapayım Murat abi, yapmamış mıyım? Bakalım ne olacak abi, Allah sonuna eyletsin. İçimde kalıp dert olacağını, dışıma çıktım her türlü. Ne diyeyim yani? Kırmızı odaya çağırdı beni. Dedi ki Atman, böyle böyle. Olur mu olmaz mı? Dedim ki kardeşim, sonuçta bir aylık bir ilişki var. Bunun zaten 4 haftalık bir ilişki var. 2 haftası zaten kavgayla, gürültüyle. Ben zaten hep söylüyorum Ayça'yla Batu'dan olamayacağını. Batu'ya sert bir karakter lazım. Ayça'ya sert bir karakter lazım ki Ayça da en başında buna ilişkisini, beğenisini, hoşlantısını belli etmiş bir insan. Yani olanlardan haberim yok. Ne oldu ya? Ne oldu? Senin Ayça'ya karşı duygularının olduğunu itiraf etti. Ne yapayım abi dedim, içinde kalmasın, söyleyeyim ben. Söyleyeyim. Cevap vermene gerek yok. Orada Melis'le yükseldik bir ton falan filan. Kardeşim Melis'e ben... ne yani? Melis niye kadar? Melis de diyor ki bugüne kadar diyor Nur'la beni elinde tuttun. Aslında içinde bir parça vardı. Dedim evet. Ne değişecek? Ben bir şey demiyorum baba, ben karışmıyorum. Yani benim girmem... En doğrusu. Doğru olmaz. Yalnız Ayşe de yok dememiş. Zaten Melis'e şey demiş. Duydun mu sen? Ha. Batu'dan da ayrılmıştık. Benim falan filan. Öyle mi demiş? Ama seviyorum dedi abi şimdi yani. Onun üstüne artık bir şey de söyleyemedim, anladın mı? Utandım yani, ne diyeceğim. Seviyorum dedi. Artık... Batu'yu seviyorum mu dedi? Batu'nun hiçbir şey umurunda değil zaten. Batu da çok rahat yani. Rahat, hiç umurunda değil. Var mı diyorum itirazı olan, el kısmı. Oyun yapılıyor diye düşünüyorum. Ne oyun abi, ciddiyiz işte yani. Ne olalım. Vallahi Semih duygularını açtı ama bunu bu kadar bekleyip söylemesi çok manidar. Acaba Nur'un gitmesini mi bekledi gerçekten, Ayça'ya böyle bir şey söyledi? Ben çelişkide kaldım. Hani bir tarafımda Semih asla böyle bir şey yapmaz diyorum. Vallahi çok ortadayım. Bakalım göreceğiz neler olacak. Sence var mı Nur'a böyle bir şey? Efendim abi? Semih muhabbeti. Abi ben görmedim o işi. Ne oldu? Biraz... Ne oldu, İnandırıcı anlasana. Gelmedi ama. Ne oldu ben bilmiyorum ki. Ayça'yı çağırdı konuşmak için. Ayça'ya karşı bir şeyler hissettiğini söylemiş Ayça'ya. Ne? Aynen. Ne olmuş? Ayça'ya karşı bir şey hissettiğini söylemiş Semih. Semih Ayça'ya karşı bir şey olduğunu hissetmiş. Aynen. Ne? Evet. Semih nerede? Semih ne demiş, ne demiş? Ne? Semih Ayça'ya karşı bir şey mi hissediyorum demiş. Ya gitmiş söylemiştim. Tamam artık, bizim evde herkes biliyor. Gizli konuşmamıza gerek yok. Milletin dalga konusu haline getirilmesi kötü. Ama şimdi onların açısından da düşünmek lazım. Bugüne kadar kanka, sen de Ayça da ikiniz de birbirinize kanka kanka. Hani samimiyetiniz zaten bugüne kadar hep görünüyordu. Ama Murat abi ta haftalar önce söylemiştim. Ben söyledim ama ben orada Ayça'nın Semih'e karşı duygularının olduğunu söylemiştim. Semih'in olduğunu söylemedim. Demek ki duygular karşılıklıymış abi. Onu zaman gösterecek ne olacağını. Şu an merakla bekliyorum ben. Batu da içeriden bizi kesiyor. Ne diyeceğim abi ben şimdi, ne yapacağım?
İnanmıyor yani ki. Şu an cezası var. Cezası bitse adam akıllı karşısına alıp konuşturacağım da. Eser, kahve istiyor musun? Evet. Süt? Muhatap olma. Gereksiz, lüzumsuz insanlarla muhatap olma. Kimle? Ben de kahve içmiyorum. İşte gereksizlerle, lüzumsuzlarla. Niye bağırıyorsun? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Eser, hayırdır? İki tane ihtarın var ha. Evet, senin de. Benim de. Ne olmuş? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacaksın? Hayırdır? Ne yapacaksın? Hayır, sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ben bir şey yapmayacağım. Ben de bir şey yapmayacağım. Ben de böyle yapacağım. Anca böyle bunu konuşuruz. Aynen öyle. 12 saat dolana kadar biz böyle konuşuruz. Olabilir abi. Ama bence Batu'ya karşı hala hisleri var. Yani zaten seviyorum demesi. Tabii canım. Sorduğunda. Abi. Ama onu sorduğunda gerek senden yok. Böyle bir şey geleceğini beklemiyordun o. Bak, hep bir sözümüz var ya bizim. Gerek yok her sözü laf ile beyanı. Hmm. Bazen bir bakış yeter. Bakıştan anlayana. Aynen. Seviyorum dedi. Bakalım o an Semih söylediğindeki Ayça'nın tepkisini ben çok merak ediyorum. İnan merak ediyorum. Ellerim elleri terlemesi ne iş yani, öyle dedim Melis. Bilmiyorum ki abi. Ben bunları merak ediyorum mesela. Neyi merak ediyorsun? Bunlar işte. Bakalım Ayça'nın tepkisi ne oldu? Sen onu söylediğinde Ayça gözlerime bak bir daha söyle dediğindeki o an. Daha sonrasında Melis'e elim terliyor. Şimdi iyi merak ediyorum. Şimdi ne oluyor acaba? İşimizde bitmişti. Ve şu anki konuşmalar bunlar beni çok merak ettiriyor. Şu anki konuşmalar beni de merak ettiriyor. Yani şu an sen... daha doğrusu sadece seni suçlamak istemem. Şu an belki de biz Batu'yla Ayça barışsın derken tamamen bitirecek de olabiliriz. Ya da daha da güçlendirebiliriz. Ya bakalım. %50 Bu ikisine bağlı. Ben Semih'e karşı bir şey hissettim hayatım. Doğru, evet. Ta o ilk zamanda Semih'i beğendiğimi de, Semih'e aşık ya da Semih'i sevmedim. Semih'i beğendiğimi söyledim ama Nur'a söyledim önce bunu, sonra Semih'e söyledim. Semih de bana böyle duvar tamam hayır deyince çektim elim ayağım, normal arkadaşım gibi kaldı. Yani Semih ama benim içinde için... bir yerde kaldı. Hayır, asla kalmadım Melis. İçine Emre kalmıştı. Sana derim ki eyvallah kızakla ama Semih benim için asla kalmadı. Çünkü Emre hani eskilerden olduğu için belki onu söylemek istersin. Hiçbir şey yok. Hiç kimseye karşı. Batuhan'ı seviyorum. Batuhan'a aşık değilim. Bunu ben Semih'e de söyledim. Semih'in de ben inanıyorum ki şaka yaptığına. Hala da inanmıyorum. Gerçek değildi o. İnanın bana o çocuk şaka yaptı burada. Niye yürüdü o zaman Melis'in üstüne? Sürdürmek istedi. Çünkü Batuhan bu kadar sakin kalır mıydı? Batuhan cezalıydı. Cezayı dinler miydi Batuhan böyle bir durumda? Belki de erkekler evini karşısına almak istemedi Batuhan. Erkekler evini nasıl karşısına alacak? Çünkü Semih'e karşı bir şey yaptığında bütün erkekler evini karşısına alacaktı. Hayır. Hı. Semih bence böyle yaparak bütün erkekler evini karşısına almış olur. Ve? Çünkü Batuhan'ın burada bir ilişkisi var. Racon diyorlar ya. O yüzden benim bu evde hiç kimse hiçbir adaya karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Yani Murat da Adnan da yanındaydı. Tamam, Batuhan'ı gayet seviyorum. Gayet iyi destekliyorlardı Semih'i. İlişkisi yönünde galiba. Öyle düşünmüyorum ben. Ben kimseye bir şey hissetmiyorum. Batuhan'ı da seviyorum abi. Tam onunla ayrı olabilirim, küs olabilirim ama olmaz yani. Şu an sohbet gibi çok saçma. İlk defa Semih'in gözünde bir şey gördüm. Bilmiyorum. Kardeşim böyle kafanı buna kurma lütfen. Ha, ben onu mutlu olmasın her ve zaman Semih'in istedim. Semih'in seni kırmasına izin veriyorsun. Ben artık Semih'e kırılmıyorum. Sadece sinirlendim. İyi. Gerçekten. Ona artık kırılmıyorum. Yaptığı sadece beni çok sinirlendirdi. Çok yürekliydin, seni tebrik ederim. Gitti mutfağa masaya vuruyor diyor böyle. Sen benim en yakın arkadaşımdan nasıl hoşlanırsın? İçinde mi tutuyordun? Bir hesap sorusu var. Şimdi burada Melis haklı ama. Çok hoşuma gitti ya. Anladınız mı? Aylar sonra mı ortaya çıkıyor? Melis'i ordunun içine sal, gözün arkan dön git yani. Yemin ediyorum millette kolum kadar dilim var, avucum kadar yürek yok. Bundaki kız nah bu kadar. Ben de siz Semih'i tanıyamamışsınız. Semih inanın bana şaka yaptı. Biz mi tanıyamadık? Biz ben Semih'i konduramıyorum öyle bir şeyi. Tanımıyoruz ki zaten. Ne şaka değil. Belki de böyle fevri çıkmamalıyım. Semih'le merhaba merhaba. Belki denemek için yaptılar. Belki Batu ile beni denediler. Anladın mı? Sen, böyle bir deneme olursa bak, zaten kıyameti kopartırım. Sen deneme olduğu için böyle söylüyorsun.
deneme olarak düşündüğün için böyle. Melis yapma Allah aşkına. Sen benim Batuhan'ı sevdiğimi bilmiyor musun? Bak birini sevdiğini düşünmek bir şeydir. Ama birinin içinde kalması başka bir şeydir. Semih benim içimde kalmadı. Bak ben sana Melis, bir şey söyleyeyim mi? Eğer isteseydim ben Semih'i alırdım. Daha önce buna benzer bir şakayı Adnan'la Ceyda'ya yapmıştık. Bu sefer de Semih'le Ayça'ya yaptık. Ama Ayça şaka olduğunu anladığı için direkt önünü kesti. Ama şaka olduğunu anlamasaydı bence tepkisi tamamen farklı olacaktı. Bu evde hiçbir işiniz yok. Tek işiniz şişlik atmak. Bağırma. Tek işiniz... Bağırma. Yok yok yok. Bağırma. Hayır, konuşacağım. Hayır hayır hayır. Konuşacağım. Konuşacağım bağırma. Çünkü burama kadar geldi tamam, artık. Niye bağırıyorsun sen? Hiçbir ilişkiniz yok. Yürüyün, ilgilendiğiniz bir aday yok. Tamam, sana ne ne işiniz var burada? Oturuyoruz, ne? Bekliyoruz abi. Neyi bekliyorsun? Bekliyoruz. Ha, trenin getirsin bekliyorsun. Hayat geçiyor. En güzelini bulmak için. Kısmetimizi buradayım. Bekliyoruz. Hayırdır Semih. Vallahi hayıra bayırdır. Ezer. Hayırdır yani. Tankut'tan taktikler mi alıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun sen? Evet. Allah Allah. Burada hepimizin birbirimizden öğrenmesi Allah gereken Allah. Çok şey var. Bu adam da Tankut'tan onu öğrenmiş. Evet. Herkes de senden fişnikçiliği öğreniyor mesela. Mesela ben de senden. Ne öğrendin? Sabrı öğrendim. Hadi sabrı be. Ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendim mesela. Hakikaten mi? Ben sabırsız insandan. Evet. Bazen sabırsızdan sabırı, mutsuz olduğun insandan asıl mutluluğu öğrenirsin. Semih öyle bir çocuk mu? Gayet kanka çocuk, öyle bir tanıdık çocuk yani. Aylardır. Yapmayın bak onun altından bir şey çıkacak göreceksiniz. Ne yapacaklar? Böyle deneyerek yola mı geçirecekler seni? Ya bu bir denemesi zaten Semih de Batu da biter benim için. Allah Allah. Bir de öyle düşünün. Böyle deneme mi olur? Ben de ondan bahsediyorum ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O zaman ben hadi de seni göndereyim Murat... Batu'ya. Batu'ya git ilan aşk Ali ile et. Murat arkadaş değillerdi. Kabul edilebilir bir şey bu, anladın mı? Adaylar arasında artık birimize karar versin diye yapılabilecek bir şey. Ama arkadaşlar arasında özellikle en yakın arkadaşlarından biri Semih. Bir, ikincisi de sevgilim. Böyle güvenecekse hiç güvenmesin daha iyi bence. Eğer bir denemeyse. Sen Ayça'ya bir Ayça'ya şey mi hissediyorsun? Hissediyorum ve söyledim de. Hadi ya. İnanmıyor musun? Hayır Semih'ciğim kusura bakma ama yemedim. Niye? Yani. Niye abi? Benim duygularım yok mu? Hissedemez miyim? Senin duygularım var. Evet. Ama Ayça'ya karşı. Niye yani? Niye Ayça'ya karşı yok? Olamaz mı yani? Olamaz değil abi. Var abi söyledim işte al gelinler evini karıştırmadık mı abi? Ya Melis he falan he. Üstüme... He he. Bak sana yemin ediyorum Melis falan üstüme geldi şey yaptı abi. Ciddi söylüyorum yani. Sor adama. Melis'le falan da tartıştım çok yani. Ben Batuhan'dan başkasını düşünmüyorum bu evde. Ayça ya. Hı. Bak Semih seni deniyor olmasın cidden biz onunla konuşuyorduk da. Ya denemek falan kanka öyle bir deneme olursa zaten Batuhan'ı kıyameti kopartırım. Beni öyle mi deniyorsun? Ya denemediyse. Ama Batuhan'ın ya haberi yoksa? O zaman Batuhan'ın kıyameti koparmasalım Semih'e. Sen ne hakla böyle bir deneme yapıyorsun benim sevgilimle? Demin şaka zannetmiştir zaten. Ben de şaka sandım hatta Semih'e. Ha falan şaka yapıyorsun saçma. Şaka yapıyorsun değil mi dedim ya şaka yapıyorsun. Aylar sonra mı dedim şaka yapıyorsun. Yok öyle bir şey yani. Değişik şeyler. Bu sınavlar da burada yok yani mu? Yani tatlım benim ona karşı bir şeyim yok. Yok. O ilk zamandı. O zaman da bir şey yok. Sadece ben Semih'i beğendiğimi söylemiştim. Yok yani. Çok ciddiyim. Görüntüler verildi. Görürsün geldiği zaman. Çok ciddiyim yani. Şaka yapmıyorum. Söyledim abi artık. Batuhan da şimdi cezası bilsin. Batuhan'la da konuşayım. Ne konuştun? Onu düşünüyorum ben. Onu soruyorum hatta. Ne diyeceğim? Diyeceğim? Bilmiyorum ki abi ne diyeceğim. Ya ne denir? Bir de sen hani delikanlıktan bahseden adam hani... Yok ya işte ilişkisi yüzden tamam. Aşk abi, bak işte. Bir söz var. Aşk delikanlılığı bozar diye. Aşk ne aşk ya Allah aşkına. Aşk delikanlılığı bozar diye bir söz var eser. Aşk. Niye abi aşk bu adam bir şeyler hissedemez mi? Tamam da aşk değil ki o. Yani? Hissetse bile hani ha farz et ben bu oyuna kandım yuttum bilmem ne. Yani aşk direkt hala şey olmaz diyorum. Yani. Ya Semih kimi yiyorsun Semih ya? Ya eser. Semih kurtulmuş lütfen kardeşim, yani kusura bakma. Görüntüler geldiği eser zaman. Eser West var karşında yani o kadar değiliz yani. Niye inanmıyorsun benim birine karşı? İnanmıyorum. Niye Ayça'ya karşı ilgi duyamaz mıyım abi? İlk başta neredeydin? İlk başta çünkü... Ha, neredeydi? Kafan neredeydi? Nur vardı hayatımda. Ha, hayır Nur yoktu o zamanlar. Ayça vardı. Ayça zaten ilk direkt söyledi. Zaten o gün nasıl oluştuğunu söylüyorlar. Peki sen o anda ne diyorsun sen senin bir saçmalama falan? Ben demedim. Neden demedin? Ben Batuhan'ı seviyorum dinledim da demedim sadece. Batuhan dinledim sonra demesin sana bir sevmeyelim. Ben sevmedik. Batuhan'ı seviyorum böyle bir şey sakın düşünme söylememiş ol. Evet. Ben de duymamış olayım dememişsin. Niye demedin? Bilmem. Sonra Batuhan şimdi demedim sana diye ben mi suçtum evet abi saçmalamayın ya Allah Allah. Ona duvar örmedin.
Ya onu niye duvar örüyorum? Adama karşı bir şey hissetmiyorum. Allah Allah. Saçmalama Semih. Ben Batuhan'ı istiyorum deseydin ya. Daraltmayın beni. Saçmalamayın ya. Böyle saçma sapan konuşuyor. Daha çok farklı gözükecek. Biz mi saçma sapan konuşuyoruz? Şu an saçmalıyorsunuz. Evet daha farklı gözükecek yani. Yapmadım abi. Aşığım Semih'e ondan yapmadım. Çıktın geldin içeri dedin ki sakın Batuhan duymasın yanlış anlardı. Bunu söyledim size söyledim buradayken çünkü şok oldum. Anlamıyorsunuz beni. Benim Semih'e karşı bir şeyim yok. Bizim dediğimizi yapmazsa nasıl yanlış anlayacaktı? O görüntüyü gördüğünde yanlış anlayacaktı. Çünkü durmadım yanında Batu geldi zaten. Kızacak sana. Peki bir şey diyeceğim Ayça. Sen zamanında Semih'i tanımak istiyordun ya. Evet. Sonra ben Nur vardı. Evet. Nur'la oldu. Sonra Nur gitti. Acaba Nur vardı diye mi o kararından vazgeçtin? Hayır, ilgisi yok ya. İlgisi yok. Batuhan geldi. Anladım. Gerçekten Semih'e karşı bir şey hissetmiyorum arkadaşlar. Canımın içi bize ne ya? Bizi ne ilgilendirir? Senin sevgilin, senin arkadaşın. Bize ne yani? Pardon senin eski sevgilin. Ayrıca ben yadırgamam. Eyvallah, o da var. Eyvallah. O zamanlar evet beğeniyordum Semih'i. Defalarca söyledim. Güzel çocuk falan hep yakışıklı övüyordum. Ama yok. Yani şu an öyle bir şey yok. Ya ben bir parfüm sıkayım biraz kendime. Ya şu gözleri ne yapacağız atlar senin ya. Aha parfüm bitti. Çikolata değil ya bu kurabiye gibi bir şey bu. He yeriz. Mart yazıyor üstünde. O parfüm üstünde. Biter. Ha. Bana da sık kardeşim. Sıkayım kardeşim bol bol sıkayım. Adnan bize de getir. Evin havası değişsin. Evin havası değişsin. Tamam. Gayet yeter. Çiçekleri de pat. Abartma yazık ya. Yazık şey. Çocuk burada olsaydı Murat kim bilir ne kadar laf ederdi onu. Sen hoş gelmişsin. Elle sık. Getir. Teşekkürler, hoş geldik. Ne kokuyor be ya? Sen... Çok kötü kokuyor. Baharatlı bir koku bu. Değil mi? Baharatlı. Ben soya sos kokusu aldım yemin ederim. Yok, içinde şeker de var ama. Oh güzel koku. Tatlı yani. Yiyeceğim mesela. Yazı abi ya. Yedir kanka yiyelim. Beraber yer miyiz? Yeriz kardeşim. Yarısını sana veriyorum ya. Tamam ver. Nasıl olsa ilişkileri bir de kızlar de evinde var ya bir tavuk göğsü yemişim. Hadi be. Oo. Adnan aynen. Ben bir iki kaşık aldım da Adnan'a verdim sonra. Tavuk göğsü değilim. Ya hayırdır ya ne oluyor? Şişt, yeme bence onu. Ne? Ye. Niye yemeyeyim abi? Şimdi Seda'nın yiyecek yarısı kalacak bitiremeyecek. Alsın abi çöpe atarız. Adandaki keyfe baksana biraz. Ya hayırdır iki yanını da bari ağzına sokma. Yok da tek tarafını sokma. İki tarafını da yaptın ya. Yalan evet. Söyleme gözümüzle gördük yani. Bu kadar böyle bir şey olabilir mi? Gördük ya. Bak. Merhabalar. Hanımlar, beyler nasılsınız? Şöyle bir düzelelim. Siz daha güzelsiniz. Beyler merhaba. tişört var. Ayşe çıkmış seninki. O giydi benimki çıktı. Susun lütfen. Yazık. Çıkartmayalım mı? Bir konuşası var ya. Kaç o beni öptü sarıldı diye ceza yedi. Öyle mi? Evet. Ne yapalım acaba? Çıkarsak mı çıkartmasak mı? Çıkartmayın. Kaç saat oldu Ayça? Bilmiyorum ki ne kadar oldu bayağı. Ne kadar oldu? Bayağı oldu. Yarım saat, bir saat yarım olmuştur. Yarım saat, bir saat çok değil. Bak. 4 saat. Sana 4 saat gibi gelmiştir. İyi 6 ay demedin. Sabahtan beri izliyorum. Evet. Hiç öyle 4 saat falan yok. Önce Ayça, sonra sen. Dur bakalım hele bir dur. Belki çıkarttırırız. İyi hadi çıkar. Madem barıştınız çıkarsın. Kıyamam. Kim barıştı? Biz barışmadık. Peki beni sarıldı kıyamam öptü falan. İşte onu. Ben ceza alayım. Kıyamam ne? Ama bir şey söyleyeceğim. İşte ayrıyım canım. Bu. Ha, ayrı ama kıyamam. Ay niye kıyayım canım? Olsun. Niye kıyayım dediği için Ayça. Çıkarttıralım tişörtü Batu'ya hadi. Batu şov. Batu nasılsın? Of çok sıkıldım Seda Hanım. İki saattir sus pus oturuyorum. Allah'tan bak bu da işe yarıyor. Yalan yanlış cümle kurmuyorsun hazır böyle Ayça yumuşamışken. Güzel oldu yani. O benim yüzümden ceza yedi. Gerçi ben onunla hala konuşmuyorum ama benim yüzümden yedi cezayı. Ama kıyamam diyorsun. Aman işte. Ceza yemekte ne var sanki? Konuşamadın ama duydun değil mi kıyamam dediğini? Ya. Bir dakika ya o Batu'nun şekeri değil mi o? Ya cezalıydı Batu zorla yedi ya. Batu şekeri al ondan yıka. Ya senin Batu'ya aldığın şeker mi Ayço? Burada tatlı bir yakınmaya geliyor. Ya çok tatlı değil mi ya? Hayır niye çalıyor şimdi?
Ah Adnan'a, Adnan'a. Hayat paylaşınca güzel. Ben de hala neyse. Cezalı tribine girdim, konuşmuyorum böyle sessiz sessiz. Konuşsana Batu. Alıştım şekeri niye almadın Adnan'dan? Ya Seda Hanım çikolatamı yedi, şekerimi yedi. Ama Ayça'nın hediyesi onlar. Evet işte işin kötü tarafı da o. Ben de onun hediyelerini başkalarına yediririm, ne yapayım? Yedir kanka, yedir. Yedirim kardeşim. Ya insan değer verir sevgilisinin kalp bir şekerine. Ayça bize Seda Hanım zaten Batuhan Ayça hediye almıyor ki yedirsin bize. Oo. Doğru ben, söylüyorsun Melis. Ben Batu'nun Ayça'yı sevdiğini de düşünmüyorum zaten. O yüzden mi şekerini yedin? Evet. Ya sizin derdiniz ne? Çikolatasını da yedim. Çikolatasını da yedin. Hmm. Ayça sinirleniyor musun buna gerçekten? Gıcık Adnan oluyorum şu an. Kasıtlı yapıyor yani belli ki. Evet. Batuhan Ayça'ya bir çikolata bile almıyor. Sen niye düşüyorsun bu tuzağa ya peki? Ya Adnan'ı bırakın, önemli değil. Adnan yemiş, yer Adnan. Adnan ne bulsa yiyor zaten de. Boş ver. Ona Batu'nun müdahale etmesi gerekiyor. Ne kadar cezalı olursa olsun, ceza sürem uzasın diyebilirdi. Evet. Bravo. Anladınız mı? Peki. Destekliyoruz. O zaman ben de tam kutu görmezden gelirim. Eğer hoşuma gitmeyen bir durum olursa bu yoldan vazgeçmek de bana kalır yani. Bütün gelen kadınlar Tankut'ta ne buluyor acaba? Birle yetinmiyor adam, 2, 3, 4 aday gidiyor yani. Ben zaten sonuna kadar sevgimin arkasındaydım. Murat benim ilk flört deneyimim. Ciddi evlilik yoluna girdiğim ilk flört deneyimim. Şimdi bugün bir de hazır konu buyken, bilmiyorum Batu cezalıyken farkında mı değil mi ama bir aşk ilanı aldın sen. Daha doğrusu ilanı aşk. Gözde bekarlarımızdan biriyle. Şakaydı. Bilmiyorum artık. Kim kime ilanı aşk etti? Görüntüsünü vermeyeceğim ama tahmin edin bakalım. Biliyorsunuz. Evet. Daha önce şöminenin önünde konuşması da olmuştu. Ayıcın kucağında Ayça otururken. Melis demişti ki Nur'la ben birbirimizi yerken Semih Ayça'dan mı hoşlanıyor acaba demişti. Evet. Batu yoktu. Bugün de Semih geldi. İlanı aşk etti Ayça'ya. Seda'la niye bunu öyle bakıyorsun? Bilmiyorum, inandım, inanmadın. Ben inanmadım tabii ki. Tabii ki inanmadım. Semih? Nereden icap etti? İlk başta inandı, şurada gitti 3 saat konuştu bu konuyu. Ha, Semih'e aşkımı ilan ettim ben de onun arkasından kızlara. Ben Semih'e aşkını ilan mı ettim diyorum. Düştün, Tonga'ya düştün diyorum. Tongalık bir durum yok ki Cansel. Ha, ciddisin yani. Ciddiyim. Ya hadi oradan. Ya ben de öyle diyorum, hadi oradan diyorum. Ne hadi oradan abi, gayet ciddiyim ben ya. Allah Allah. Ha, Batuhan da öyle yani. Duruyor zaten. Ama eseri ne olmuş? Nasıl durur? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ama Batuhan zaten haberi yok da. Şundan ben... eminim. Bir, Semih böyle bir şey yapmaz. İki, böyle bir şey içinde besliyor olsa zaten bana bu şekilde kardeş olmaz. Üçüncüsü de böyle bir şey olmuş olsa bile ilk gelir benimle konuşur. Vallahi kardeşim, ben de dedim ki içimde olup dert olacağını dışıma çıksın, mert olsun dedim. Ne yapayım? Öyle bir şey olsa direkt bana gelirsin. Semih. Geçin bu işleri. Ben seni tanıyorum. Vallahi beni ne kadar tanıma. Ama ben içimde duracağını dışında dursun dedim ve Ayça'ya belirttim. Yanlışlar yapıyorlar şu an ya. Dalga geçmiyorum Ayça, ne dalgası ya, Allah Allah, yeter ama. Nereden durdun da bugünü buldun? Bunca ay besledin mi, yeni mi fark ettin? Yok Sedan, pazartesi günü de zaten Adnan'la konuştum. Adnan'la konuşmalarımız da kayıtlı var burada. Konuşmadın mı kardeşim senin? Konuştum. Ne konuşmadın mı? Nasıl yapsam, nasıl etsem, Batuhan dediğim, kardeşim dediğim insan, nasıl söylesem diye falan. Adnan anlat bakalım, şahit sensin. Ne oldu, nasıl gelişti bu iş? Ya bu sadece içeride kıyaslanacak bir şey değil. Dışarıda da aynı şekilde konuştu benimle. En son bugün yine konuşmak istedi ve ben de hani görüntünün verilip verilmeyeceğinden korktuğum için hani Ayça görüntüden öğrenmesin, direkt ağzından öğrensin diye gel Kırmızı Oda'da konuşalım dedim. Kırmızı Oda'da da dedim ki yani ben zaten ilişkilerini ileri boyutta görmüyorum. Senin içinde varsa bu duygu, ki bugüne kadar Semih hep ben aşık olmadım, hiç aşık olmadım, evet, diyen bir insandı. Ve Semih'in anlattıklarını dinledikçe dedim ki kardeşim sen aşık olmuşsun. Bunu da içinde bastıracağına söyle en azından, dışına çıksın. Peki Batu'ya bir şey söylemedin mi? Batu'ya ayıp olur diye düşünmedin mi? Yok Seda. Ya ben Batu'nun Ayça'ya karşı hissettiklerinde ciddi olduğunu düşünmediğim için söyleme gereğinde de bulunmadım. Ya ben inanmıyorum hala ya. Gerçekten inanmıyorum ya. Makara yapıyorlar. Çok ciddi inanmıyorum. Vallahi Kırmızı Oda'da bu konunun konuşulduğunu biliyorum. Hayatta ben inanmıyorum, bilmiyorum. Hakikaten buluştular, bu konuyu konuştular Kırmızı Oda'da. Ayça'cığım sen de zamanında söylemiştin böyle bir şey, hatırlıyorum ben.
Melis söyledi zamanında. İşte hayır, Ayça kendisi itiraf etti. Ben ona gidip sana o da işte ben senden etkilenir demedim. Sadece beğendiğimi söylemiştim. Eve döndüğüm zamanlardı. Çünkü biz beraber konuşmuştuk. Sana söylemiştim Tankut. Evet, ben de açtım demiştim, o zaman. Demiştim git konuş demiştim. Evet ve sen aynı de gittin durum. Konuştun. Bak ben sana söylemeyecektim aslında biliyor musun? Sen enteresan. Bir şey dediğin için, Batu'yu hala seviyorum dediğin için ben söylemeyecektim. Ama o kadar çok ısrar ettin ki söyle söyle dedim ki içimde kalmasın dışıma söyleyeyim yani sana. Ağzını öyle mi oldu? Israrlı mı oldu? Evet, ben de Batu'yla alakalı plan yapıyordur falan. Hani Batu belki ben de barışma bir sürpriz arıyordur, Semih'i devreye sokmuştur falan diye ısrar ettim. Doğru. Doğru yani. Ama o kendi istenim açıkladı. O kendi istenim. Peki Semih, benim de tanıdığım Semih. Gerçekten de önce gider Batu'yla konuşurdu. Ne oldu da oldu? Batu cezalıydı çünkü Seda Hanım o yüzden. Evet, sen de konuşursan ceza alırdın. Bir gün daha sabretseydin. Hayır kardeşim. Konuşacaktım seninle de zaten. Ha, sıkıntı tamam, konuşuruz. Yok. Konuşuruz abi. Ben açığım yani böyle şeylere. Rahat ol yani Batuhan. Neyse muyum abi. Biz de rahatız. Sıkıntı yok. En azından ben insanların duygularıyla oynamıyorum abi. Anlıyor musun beni? Nasıl yani? Nasıl yani? Seni kastetmedim şu an. Ha. Beni kastetti. Kimi kastetti? Ha. Ha diyerek bak anladım. Semih bildiğin bir şey mi var Batuhan'la alakalı? Yo, Tankut'la az önce onun kavgasını yaptık. Tankut insanların duygularıyla oynuyormuş ya sözü. Sen diyorsun bana, ben diyorum. Ha, ben diyorum evet. Öyleymişim. Ben neyse oyum yani, sıkıntı yok Ayça. Ya peki Semih bir gün daha sabredeydin. Varsa içinde bir duygu dışıma yansıtırım, yoksa önünü keser bırakırım. Tamam. Nasıl Seda Hanım? Kaç gündür bu evdesiniz, kaç haftadır hatta. Olabiliyor Seda Hanım böyle şeyler. Yarın söyleseydin şeyin cezası bitince Batu'nun diyorum ben daha de. Fazla içinde tutamamış demek ki. Yoksa işine mi geldi Batu'nun cezalı olması? Yok hiç hayır, öyle bir şeyim, korkum, endişem yok zaten. İşine gelmiş, işine gelmiş. Niye içime gelsin Allah Allah? Sen belli. De bak yükseltme beni, yükseltmeye çalışma. Ya sana yükselmeyeceğim. Kaç sana, yazar ya? Sana yükseltmeyeceğim Melis. Sana yükselmeyeceğim. Sen şimdi bu iddianda kararlı mısın? Kararlıyım. Ayça'dan hoşlanıyorsun yani. Evet. Ne yapayım diyorsun sen? Ya ben Batu'nun ayrıyım ama ben Batu'yu seviyorum yani. Helal sana be. Yemin ediyorum var ya. Ben de bunun peşindeyim zaten. Batu haberin var mıydı bu işten? Helal sana kardeşim. Ben de seni çok seviyorum ama bir kardeşim olarak, tamam mı? Yalnız Batu haberin var mıydı bu işten? Yoktu Seda Hanım. Biraz terledin mi? Terledi biraz. Yo ben Semih'i tanıdığım için zaten anladım bir şey olduğunu, gerçek olmadığını. Biliyordun değil mi? Bak Melis'in ya. Melis'in haberi vardı. Ya, o onun haberi vardır. Ne yaptın? Beraber mi planladınız? Ne oldu? Bak ama zaten kıyamam dedi. Bir yumuşama sinyali var. Bence barışmak için zaten bahane aranıyor. Ama gerçekten ben hala barışmıyorum. Seda Hanım. Ne oldu Ayça, Ayça Batuhan'ı çok seviyor ya. Ben bunu anladım yani. Yemin neyse. Ederim. Şimdi dün nerede bırakmıştık? Haftanın ortasına geliverdik. Yakında işte koruma, ondan sonra final. Çarşamba bugün. Dün nerede bıraktık? Kızlar arası bir kavga vardı. Eskiye döndük gibi bir şey oldu. Dani ile Cansel yakınlaştı. Sen bayağı uzaklaştın Cansel'den. Eski günler böyle geliyor aklıma. Resmen geriye dönüş yaşanır ya bazen. İlk zamanlar. Evet, ilk zamanlar. Yine ikili bir kutuplaşma var. Gelinler evindeki tartışmaya bakalım mı? Beyler görmedi onu. Başkası olmaya çalışma. İlişkinin ön plana çıkmaya çalıştın. İlişkinle bir dönem ön plana çıktın. Küt, Hazem geldi, sizi yendi. Ne oldu? Hazem şimdi geldi bizi yendi. Dibe çöktünüz. Şimdi de Hazem'le Melis, çok iyi dost gibi gözükmeye çalışıyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Hangisi gerçek? Hani ya bir tane verilen VTR'de diyorsun ya, ya Hazem kim ki Canes'in yanında? Canes'i izliyorum, ne kadar zevk alıyorum. İzlemeye evet, devam etmek izliyordum. İstiyorum. Öyle ama. Ben ama Hazem'i izledi. Öyleyse neden hala böyle diyorsun? O zaman nasıl şu an diyorsun ki Hazem gelince sizi süpürdü diye? Haftalar önce söylediğim şeyden bahsediyorsun. Hazal'la Emre'ye sürekli laf atan sensin zaten. Şimdi ne oldu? Şimdi bunu geçmeye çalışıyorsun. Birincilikler gitti elinizden Cansel. Favori çiftin mi oldu onlar? Ayça ile Batu aldı birinciliğinizi. Hı. Hazem aldı birinciliğinizi. Bak ben içeride de dedim. Kimse benim favori çiftim değil. Kişi kendinden bilir işi diyordun ya hep. Çok doğru söylemiş. Bir şey söyleyeyim mi? Sen ben öyle hiç haftalarca ben hiç öyle düşünmüyorum. Birincilik gerçekten almadım ki Cansel. Hiç kimseyle böyle bir yarışa girmeye ihtiyacım yok yani. Ben kimle yarışa girdim? Kızlar bir sakin, sakin. Ama insanlarla birincilik ya yarışına bir hep sen girdin. Tamam haklısın. Tamam. Ben katayım tamam. Ama ay kim tatmin oldun mu? Oldun mu? Bak oldun mu böyle bir şey? Sen oldun mu? Şimdi durum bu mu? Maalesef. Bu mudur durum? En yakın arkadaşlar şimdi bu halde mi oldu ve niye oldu? Ne değişti? Of, bu konunun üzerine aslında çok konuşmak istemiyorum.
Peki erkeklere soracağım. Siz anladınız mı bir şey bu tartışma neden çıktı? Eser mesela sana sorayım. Cansel'i çok iyi tanıdığın için soruyorum. Ben pek karışmak istemiyorum. Onlar halletsin. Peki başka görüşü olan var mı? Eser. Yani açıkçası Melis ve Cansel'in kavgasının pek içten olduğunu da görmedim. Nasıl yani? Yani bilmiyorum, çok içten kavga etmediler. Sanki başkalarına karşı başkalarının tepkilerini almak için kavga ettiler gibi geliyor bana. Oo, yani Cansel'le Melis'in arası bozulursa, Cansel'le Melis'in arası bozulursa kim kimin tarafını tutacak acaba? Veya kim kime ne lafı taşıyacak? Bizim kızlarımız zeki çünkü. Bilerek acaba? Öyle mi? Bu iddia doğru olabilir mi? Bir gülümseme görüyorum. Ha? Hey. Çok canı sıkılıyor tabii 12 saatte. Açığa kavuştunuz. Sonra belaltı da vurdular ya. Sen ciddi mi olduğunu düşünüyorsun? Tabii ki çok ciddi tartıştılar. Hazal, en yakınında sen vardın. Yani gayet ciddiler. Hayır, hayır, çok ciddiydi benim gördüğüm. Hayır, ben size söyleyeyim mi Seda Hanım? Söyle. Cansel'le Hazal buraya geldiğinde, bu konu açıldığında Cansel yermedi Melis'i burada. Yermez eski arkadaşı. Anlayamadım. Eski arkadaşı belki arkasından konuşmaz. Hayır. Bu denli bir kavga eden insan sonrasında buraya geldiğinde o sinirle hala bir şeyler söyler. Bana söyledi. O yüzden bilmiyorum ama bu bir danışıklı dövüş gibi, sanki planlanmış gibi bir kavga. Valla şu tebessüm sadece bende biraz plan havası uyandırıyor. Valla aslında şöyle bir şey. Biz birbirimize kin tutamadığımız için bu. Hani bu ciddi bir kavgaydı. Tabii kime göre, neye göre? Neyse hani şey, böyle değil midir zaten, hani anlık sinirlenirsin kız kardeşine. Tamam, doğru. Sonra evde de öyledir. Saman alevi gibi söner. Yani o yüzden çok uzasın. Ama planlı istedim. Bir kavga mıydı bu? Şöyle planlı değildi. Özür dilerim, bölüyorum. Kesinlikle planlı değildi. Yani kavga edelim Cansel, bakalım hani kim kimin tarafında, tarafları görelim falan diye bir kavga değildi. Safları belirleyelim. Yok, öyle bir kavga değildi. Bir anda kavga ettik biz Cansel'le. Hatta bayağı köpürdük. Tabii ayakta birbirlerine girecek. Gördüm. Yok, birbirimize de girmeyiz. Yok, o kadar da değil. Biliyorum ama sonuçta ayağa ondan kadar kalktınız. Ama Cansel benim kim tutabileceğim bir insan de değil. İşte ya, ben korktum. Evet. Yok zaten yani hani seven insanlar birbirine kin tutmaz. Kız kardeşler, kesinlikle. Anne kız hani. Ama işte tabii. Bu kadar sertleşirler ya, mi? Ya kız kardeşler. Valla kız kardeşler. Nasıl sertleşir? Sertleşir. Sertleşir. Ondan sonra da bu biter yani. Ama aynı şöyle gün. Bir şey. Hani ben ona istediğimi söylerim. Ama barıştın başkası ona söyleyemez yani. Aynı gün için halledebilmeniz güzel. Barıştınız mı? Durumunuz bu mu şu an? Yoksa şu an barışır mısınız? Şu an hazır konuşmuyoruz mısınız? Ama barışırız yani bizim için. Yani ya, Ayça'yla Batu gibi. Seviyoruz ama konuşmuyoruz mu? Ben konuşmuyorum onunla. Aynen öyle. Ama seviyorsun. Yani seviyorum diye illa barışacak mı Seda abla yani YouTube'da? Bir şeyler taş da basabilirsin. Taş da basabilirsin. Birbirine bir romantik ortam hazırlayın barışmak için. Hayır, kalbine taş basabilirsin, böğrüne. Bana ne? Neyse, sonuçta sevgi kazandı. Arkadaşlarınızda da öyle. Siz de yarın en geç çözersiniz diye ümit ediyorum. Bu evde bugün başka bir kavga daha vardı. Gelinler evi kavga 2, round 2, bakalım kim? Ya niye konuyu kaynatıyorsun? Sonra ama bir dakika geldim. Konu bunun üstüneydi kardeşim, bir bunu konuşsun. Ama ortacılığı orada görecek. Şimdi karar ver, ortacı mı değil mi? Sen niye bana yürüyorsun şimdi? Sen de aynısını söylüyordun. Ben orta demedim. Çağırdı. Ben arkadaşıma ortacı demem. Bak ya nasıl? Hemen. Bunun hesabını sor kardeşim. Ortacı ne, nasıl bir laf ya? Lafımı benim gördüğüm bu arkadaşlar. Bence ortacı diyorum. Haddini bildim. Tartışılıyor, benim tartışıldığı zaman benim gördüğüm bu benim fikrim. Tartışıldığı zaman bir şey geri söylüyor. Hayır, bir şey söylüyor, onay veriyor. Onay verdikten sonra buraya Seda Hanım geldiğinde de kavga başladıktan sonra geri çekiliyor. Sana ne? Ondan sonra da tamam da sana gördüğümü ne? Gördüğümü söylüyorum. Tamam da Ayşe. Sana ne? Fikrini sorduk gördüğümü mu? Gördüğümü söylüyorum. Fikrini Ayşe. Şu an sorduk mu? Fikrimi sordum. Bir şey söyledim. Tamam, ben niye de gördüğümü söylüyorum. Kepal mısın sen? Kazan mısın? Çalışıyor. Hep senden aşağı vuruyorsun ya. Ben seninle tartışmak istemiyorum, anladın mı? Gözden misin, kepal misin, bilmem neysin yani. Sen dokunduğun için ceza aldın bu olayın arkasından Seray'a. Fakat bayağı da sağlam, göz göre göre de dolduruşa gelmişsin ya. Çabuk geliyorum. Böyle küçük tırnağa kenara kenara. Tırnağım yemişim. Melis de açıktan açıktan doldurmuş. Bana öyle geliyor. Evet. Sağ olsun. Hani, arkadaşım ya işte. Hani, bizimki de yükselmiş. Yok, nasıl yorumluyorsunuz beyler? Batu. Seda Hanım, benim hiç görmek istemediğim görüntüler bunlar. Çok gereksiz geliyor. Batu böyle şeylerden hoşlanmaz. Kendi yapar ama hoşlanmaz. Şimdi çocuğa niye laf attın? Ne yapar? Yok, sadece söyledim. Ayça'cığım sadece hoş görünmüyor, onu söylemek tamam, istiyorum. Tamam, fikrim benim bu yani. İnsanlar fikirlerini tamam, söyleyebilirler. Tamam, hayat senin hayatın.
Aynen. Ya bir de ortacı olmak kötü mü ya? Ortacın ne olduğunu bilmiyorum ki yani ben. Herkesin oyuna suyuna giden uyumlu bir şey getirdim. Ya öyle bir getirmişsin ki huyuna suyuna gitmek, orta yolu bulmak kötü bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama evet. Ortacı derken Seray'ına orta yolu bulan değil de hani böyle herkese yağ çeken anlamında söyledim. Evet. Yani bilmiyorum. Ben bunun tarafı belli olmayan. Safı belli olmayan. Safı belli olmayan. Böyle mi düşünüyorsun? Evet Seda Hanım öyle düşündüm ve ben anlamıyorum. İkidir iki arkadaşım da benim hep üstüme yürüyorlar. Hani neyi çekemiyorlar, benle alakalı ne problemleri var pardon, bilmiyorum. Pardon içeride beni çekiştiren oymuş yani. Bir saniye ben konuşuyorum Ayça. Aynen Batu da gözü var herhalde, posta benle uğraşıyor. Bir Batu kalmıştı zaten gözüm olmadı. O kadar yürek yememişsindir zaten. Yok kalmış kadınlarla da. Güzel ya. Yani ben şunu anlamıyorum Seda Hanım. Ben diyorum ya insanlar bana nasıl gelirse ben öyle gelirim. Önceki gün Emre arkadaşımızın doğum günüydü. Arkadaşıma ben yardımcı oldum vesaire. Ertesi gün üstüme yürüdü. Ben mi yürüdüm üstüne? Ben sana içinde, yardım etmeye çalışıyorum. Bu arkadaşım içinde Batu ile alakalı. Batu'ya da bugün sordum ne oldu diye. Kendisi açıkladı. Kendisine de söyledim. Dedim ki hani ikiniz de haksızsınız. Hani ikiniz de birbirinizden özür dileyin. Ortalığı hani yapmaya çalıştım. O da üstüne yürüdü. Şimdi Ayça'ya orta yolu bulduğu için diyorsun, ortacı diyorsun. Hayır. Yani tarafı belli değil, her yola geliyor diyorsun, öyle hayır, mi? Hayır. Dışarıda hatta... Ya kime ne ya, ben ne hangi taraftan... Ya asıl benim bildiğim şey ne biliyor musun Ayça? Sen anlamını bilmeden yükseliyorsun ya. Evet. Melis doldurdukça böyle tırnağı. Sonra da burada gelip ortacı neymiş diyorsun ya. Hani sinirleniyor mu anlamını bilmiyor nedense. Kötü bir şey bu, sinirlenme. Bu arada Ayça'nın ortacılığı keşke zaman zaman olabilse. Özellikle de Batu'yla filan mesela. Ama ben burada kavga etmedi kim var Ayça'nın? İşte. Aslında hiç mi etmedi? Cansel de ufak tefek tartışmıştık ilk yani zaman. Ben kavga etmediği kimse kaldığını düşünmüyorum gelin adaylarından. Benle 6 aydır etmiyor. İşte. Seda Hanım ben şununla alakalı söylemiştim. Melis ile Mehtap dışarıda oturuyorlardı, sohbet ediyorlardı. Hatta ben şakayla böyle dedim ki hani biraz ben sizden hani dedikodu öğreneyim nasıl yapıyorsunuz diye yanlarına gittim. Sonra beynim yandı. Sonra Ayça hakkında konuşuyorlardı. Dediler ki zaten VTR'de verirsiniz belki. Dediler ki biz tartışırken yanımızda onay veriyor, bizi gaza getiriyor. Ama biz işte Seda Hanım geldiğinde burada karşı tarafla erkeklerle görürken, erkeklerle tartışırken çekiliyor ve hiç konuşmuyor. Korkuyorum işte burada. Dedi. Korkuyorum burada. Ben de dedim yani ben de dedim ki hani ben de izledim, ben de buna onay verdim. Şimdi bunu arkadaşları söylerken onların üzerine yürümüyor da. Ama onlardan duymadım bunu, senden duydum. Gelip niye benim üzerime? Melis, az sonra onlardan da duyar. Sen önce bir Seray'ı bir doldurdun. Dışarıda aynen, bahçede. Aynen, planlı yani. Bir Seray'ı doldurayım, bir bunları kapıştırayım mı dedim bugün. Ya Seda Hanım, şimdi şöyle bir şey yoksa var. Yoksa Ayça'nın öyle olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Ben yumuşak bir dille arkadaşıma söyleyecektim. Ama Seray benim arkadaşımla bir kere o şekilde konuşamaz. Benim arkadaşımla o şekilde konuşursa ben de arkadaşımı doldururum, üstüne salarım yani. Peki, bir şey söyleyeceğim. Sen Ayça'nın öyle olduğunu mu düşünüyorsun yani? Bu aralar ben fazla mı uyumlu? Ben ortacının ne demek olduğunu bilmiyorum valla. Ortacı olarak tarafı belli olmayan. Ben şundan bahsetmiştim sadece. Hani mesela Ayça bizimle dedikoduyu yapıyor. Sonra VTR verilince sanki dedikoduyu bizimle hiç yapmamış gibi konuya hiç katılmıyor. Öyle ya mi? Karışmıyorum, evet, ne bileyim, söz hakkı verirse sonra konuşurum. Melis. Allah Allah, kimden korkucam ben. Melis. Hatırlıyor musun? En kurnaz ödülü verilmişti Ayça'ya. Aynen öyle. Kurnaz benim bebeğim. Ya ne ilgisi var ya? Ya ama bir de bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bu halk görmüş. Bir dakika, bu kısmetse olurun bir parçası. Şimdi izleyiciler bu tarafı görüyor da diğer tarafları da görüyor yani. Kurnaz tarafı da görüyormuş. Haklı. Her tarafı görüyor izleyiciler. Bir tek bunu görmüyor. Tebrik ederim, biz göremiyoruz. Tabii. O yüzden yani şimdi Ayça istediği kadar burada sus pus otursun. İzleyiciyi oynuyor olamaz. Çünkü izleyici her şeyi görüyor baştan sona. Neyse. Beyler bir kavga daha var. Ona hazır mıyız? Neymiş o? Uzun başka iki gelin adayı. Kavgasını izlemeydi Seda Hanım. Başka kim Seda Hanım? Uzun zaman... Ha izleyelim. Uzun zaman oldu kızların kavgasını izlemeyeli. Vallahi gözümüz ya, gönlümüz açıldı. Adnan hoşuna mı gitti? Evet. Kız kavgası Adnan hoşuna mı gidiyor senin? Adnan yalnız kaldığından beri böyle şeyleri sever oldu. Efendim kızlar evi tartışma 3 bölüm 3. Bakıyoruz. İlişkisi olan bir erkeği istemem. Onun mutsuzluğuyla ben mutlu olmak istemem. O erkek, o eğer erkek sevgilisizse, o erkek hayatında kimseyi taşımıyorsa ben o erkeği isterim. Benim ben bir kadınlık gururum var. Söyledim. Kim nasıl mutlu olacaksa öyle olsun dedim. Başından beri bunu söylüyorum. Senin geldiğin ilk günde öyle söyledim. Herkes nasıl mutlu olacaksa öyle olsun dedim. Tamam.
Ben de buna bakıyorum. Ama sen kendi mutluluğunu şu an bizim mutluluğumuzda arıyorsun. Sizin mutluluğunuz varsa niye bu kadar endişe ediyorsun Dani? Ben bunu endişe anlamıyorum. Etmiyorum. Beni görmezler artık ki o zaman. Artık diyorum bir aradan Cansun bir çekil ya. Cansun var ya kendi kendine şöyle. Aa, sen beni arada görüyorsun işte. Hala onu evet, diyorum sana. Çalı arada gibi görüyorsun. Oturuyorsun oraya aramızda. Ben... Böyle tutuştuk. Hı. Tamam mı? Danslar da ettik. Bizim danslarımız da meşhurdur böyle yatırmaları falan. Hı hı. Kavgalar ettik. Ben onun omzunda ağladım. Peki sen... Be kardeşim, bu adamla ne yaşadın da bu kadar bağlandın bu adama? Affedersin de el ele bile tutuştunuz mu acaba? O zaman ben de tam kutu görmezden gelirim. Eğer hoşuma gitmeyen bir durum olursa bu yoldan vazgeçmek de bana kalır yani. Bütün gelen kadınlar Tankut'ta ne buluyor acaba? Birle yetinmiyor adam, 2-3-4 aday gidiyor yani. Ben zaten sonuna kadar sevgimin arkasındaydım. Murat benim ilk flört deneyimim. Ciddi evlilik yoluna girdiğim ilk flört deneyimim. Tankut sana döneceğim ve şunu soracağım. Sen istemediğin takdirde Cansu senin yanına zorla yaklaşıp, zorla seninle birlikte olup, sen ve Dani adına bir tehdit oluşturabilir mi? Hayır. Bunu aynı şeyi savunuyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ben bunu herkes için savunuyorum aynı şekilde. Buradaki bence herkes için geçerli bu. Dışarıda da herkes için geçerli. Yani insan istemediği sürece baştan çıkarılamaz diyorum. Ben de bunu savunuyorum. Ben zaten bunu savunuyorum yani o yüzden. Yani kalbin birine aitse kim ne yaparsa yapsın. Ayrı olsan dahi. Az önce yaşamadık mı? Semih denemesinde. Ayrıyım ama ben Batu'yu seviyorum demek zorunda kalmadım Ayşe. Bunun gibi bir şey işte. Ayrıyken bile birine ait olabilirsin aslında. Kalbine aittir çünkü. Konuşabilir miyim şuradan? Şimdi ben Dani geldiğinden beri dikkat ettiyseniz herkes dikkat etmiştir. Tankut'a ne ekstra bir adım attım, ne bir şey yaptım götürdüm. Ne de Dani'yi geçip, Dani'yi saymayıp Tankut gel bir konuşalım dedim. Demiyorum, benim zaten ilişkilerine bir saygım var. Biz konuşurken tam karşımızda kutla beni, gibi oturuyorsun ama o benim, nasıl olacak? Benim sözüm evi bitmesine müsaade eder misin? Ama sonra oradaydı. Sen konuşabilirsin. Ben Murat abi burada yalnız oturuyor geldim ki ben sen merak bana edip gel edebilirim. Külahım yok benim canım, başkasını anlatayım. Ya sen niye benim sözümü kesiyorsun şu an? Canım saygılı ol biraz lütfen. Buyurunuz Cansu Hanım. Çok özür diliyorum. Ben devam hiçbir şekilde saygısızlık yaptığıma inanmıyorum. Çünkü zaten Dani gelmeden önce de bir sevgiden boğulma söz konusuydu ve ben kendimi geri çekeceğim dedim. Ve bunu yapıyorum. Dani gelince de ekstra da geri çektim. Çünkü ben de izlemek istiyorum. Bir. İkincisi ben ilişki bozmaya çalışmıyorum. İlişki bozmaya falan çalışmıyorum. Ben onunla dediğim gibi ilişkiniz sağlam değilse zaten bozulur. Bu ben sebep olmam. Başka peki özellikle mi bugün karşılarına oturdun onlar beraberken? Özellikle karşılarına oturmadım ama sonra oturdum fark edince de kalkmadım bu sefer şey olursa diye. Yani. Ne olursa diye? Özellikle kalktı olmasın diye, evet. Kaçtı olmasın diye. Bana niye haset soktun peki? Bak Tankut sana ben böyle haset... böyle dedi ha gidip ondan hesap sormalısın dedin. Öyle bir şey demedim. Dedi, onu da veterinerine lütfen hazırlayıp verebilirler. Yok, sen siz veterinere bir karar vermeyin de orayı bir açıklayın. Ben şöyle bak, olumsuz söyleyeyim. Bir şey söylüyorsan bizim olumlu düşünmemizi cevap istemediğin içindir. Cevap vereyim mi söylediğine o zaman? Anladın mı Cansu? Cevap ya, vereyim. Lütfen sen ya. Tezini söyledin, ben sana cevabını vereyim. Ben öyle bir şey dedim ama neye karşılık? Batu ile Ayça'nın ilişkisi konuşulurken ayrı evlerdesiniz. Bak gözden ırak, gönülden de ırak oluyor dendiğinde. Ha bu arada bak böyle diyorsun da onlar ayrı evdeyken siz dedim evde bile değildiniz dedim. Tankut da bu lafı bana söyledi dedim. Bunu hasetlik olarak algılayıp sonra arkasından da senin beni yerip ezip orada. Ondan sonra da gidip kendisi Tankut'a bu sormuş. Ben sana öyle gelip bir kelime bana, kullanmadım. Sen haset soktun, sen bozmaya çalışıyorsun. Peki sen diyor. Niye dinledin? Kafası çalışıyorsa Tankut'u tanıyorsa o zaman gidip sormasın. Sen niye dinledin? İşte aynı şeyi soruyorum. Bak sen bir daha benim dinledin? Söylemediğim kelimeleri söyleme. Şey ben ortada. Şimdi Tankut'a sordum merak ettiğim için gayet de doğal hakkım. Acaba böyle bir şey söyledim diye Tankut'a merak sormak ettim. Doğru da böyle rakip olarak gördüğün ve her şey yapabileceği düşündüğün bir kadına mı güvenirsin yeni tanıdığın? Yoksa sevgiline mi? İyi de ben şu an Tankut'a yalan söylüyor demedim ki zaten sadece sordum. Ama işte karşı tarafı dinlemek bile o zaman bir zaaf değil midir? Ya olabilir. Duygularım var adama karşı. Merak ediyorum. İşte ama güven o zaman hangisine karşı daha sağlam? Ben şu anda zaten soru işaretlerimin olduğunu Tankut'a söyledim. Ve tamamıyla konuşmalarımızı da bitirmedik. Ben ona da söyledim hatta daha önce. Eğer ki sen bir yolda gidiyorsan senin yolundur o. Şimdi tutup mesela diyelim ki Tankut beni görmezden gelir, Cansu'ya dönerse o zaman ben de Tankut'u görmezden gelirim. Seni görmezden gelmesi mümkün değil. O zaten ilişkinin devam ettiğini söylüyor. Ama Cansu'yla da arkadaşlık boyutunda şu ana kadar olduğu İlginç. Gibi devam ettirirse ne yapacaksın?
Daha da çok soru işareti dolar kafamda. Ve her şeyin bir zamanı var. Yani bu süreç beni yorar. Ben de mutsuz bir ilişki istemem. Cansu gibi bir faktör yüzünden de ilişkimde huzursuzluk yaşamayı istemem. Sen niye ilginç dedin Cansu? Hangi yoruma? Şeye, Tankut süre hiç belirlemiyor ya, ilişki devam ediyor diyor ama ilişki devam ediyormuş gibi göstersin. Dani sevgilisi Dani'yi el üstünde tutsun o zaman ya. Cansu ile Dani'yi aynı seviyede niye tutuyor ki? Bak Eser oradan sana katılıyor ve... Pırıncı kırıyor diyor Allah. Eser şu an. Yani öyle değil mi? Ama Tankutcuğumun, canım Tankutcuğumun tabii ki de bir açıklaması vardır buna eminim. Ya ben tabii Tankut'a soracağım ama şöyle bir şey var. İlişkinin sınırlarını taraflar belirler. Hep diyorum ya, daha sıkı, daha bağlı ilişkiler vardır. Birbiri olmadan alışverişe bile çıkmayan, pazar günleri kocalarını mağazanın giyinme kabininin kapısında saatlerce bekleten. Daha geniş ilişkiler vardır. Kocası maça gider, eşi kafeye, arkadaşlarıyla. Kocasını başkasına alışverişe yollayan. Bu sınırları kendiniz belirlersiniz. Evet. Kendi dozunuza, ritminize, ihtiyaçlarınıza, hobilerinize göre. Yani ve yapılarınıza göre tabii. Şimdi, işte onların ne belirleyeceğini kabul ediyorlarsa sorun yok. Şöyle bir şey var zaten Seda Hanım. Tankut'la biz sevgiliyiz. Ben onun her şeyini kabul etmiş, nikahıma kocam olarak aldığım bir adam değil. Ben onu hala tanıyorum ve başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Eğer hoşuma gitmeyen bir durum olursa bu yoldan vazgeçmek de bana kalır yani. Zaten flörtün amacı budur. Hele Türkiye'nin önünde yapılan flörtün amacı iyice bu. Aynen öyle. Herkes zaman... istediğini yapmakta serbest o yüzden. Ha, sen de o serbestliğe katılıyorsun şu anda. Gidebildiğim yere kadar ama bu durumu çok fazla zaten tahmin edemem. Zaten ben bir şey bak, sözler çok önemli değil. Tavırlar ilişkinin sınırlarını belirliyor. Evet. Karşındaki bir adım o sahanın dışına çıkınca sen de çıkmakta tereddüt etmiyorsun bir dahaki sefer. Ve saha genişliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ilişkinin sınırlarını belirleyen şey burada verilmiş sözlerden çok tavır ve davranışlar aslında. Doğru söylüyorsunuz. Bir oluyor, iki oluyor. Rahatlıyorsun, rahatlıyorsun, rahatlıyorsun. Sahanın metrekaresi genişliyor. Peki. Bana mı soracaksın Tankut'a mı? Ya peki. Hayır genel. Ya bu Tankut da harbiden ben anlamadım. Şeytan tüyü mü vardır nedir? Bütün gelen kadınlar Tankut'ta ne buluyor acaba? Birle yetinmiyor adam. 2-3-4 aday gidiyor yani. Hangisiyle tanışma yoluna girdi ki? Öyle i̇şte o mi? Girmiyor ama bütün kadınlar istiyor. Gitgide de yakışıklı çünkü mı olmaya başladı? Çünkü kadınlar cidden bir evlilik kadınlara yaşamak soracaksın için giriyor. Cansu'ya soracağım. Erkeklerde daha soracağım. Çok çekiniyor. Gayet yani. Gerçi Tankut bu durumdan çok memnun. Egosunun okşanmasını sevdiği için arkadaş. İyi de Cansu'cığım sen hatırlıyorsun Tankut'un ne kadar çaba gösterdiğini Dani Dani diyerek. Ha, aynen. Anlatabiliyor muyum? Biz bayağı tam uzun gaz... yollardan geçtik yani. Bu birden oluşan benim bir isteğim değildi. Tam gaz takmış gidiyordu. Sonunda elde edince pamuklara sarması lazım. Kızı pamuklara sarmıyor. Başka bir aday geliyor. Ona da elektrik i̇şte aldığını söylüyor. İşte bu davranışları da Dani'nin değerlendirmesi lazım o zaman. Doğru. Melis de hoşlanıyormuş madem Tankut'tan artık. Evet. Ben Melis'e hoşlanıyorum. Erkeklere bayılırım. Öyle olur. Bir ya erkek Melis. Bir kadınla beraber olduğu zaman yükselir biliyorsunuz. Ama Seda Hanım şartlar eşit olmalı. Şimdi bakın ben bu eve geldim ve ben ekrandan bu adamla bu kadını izlerken acı çekerek geldim, katlandım. Ve ben yine bu kadına ilk gün geldiğim zaman hiçbir şekilde bağırmadım, çağırmadım, insan gibi oturdum ama karşısında. Ama o duygularımı yok sayıyor. Ama şunu unutma. Asla. Sana bu acıları çektiren Cansu değil. Senin muhatabın olan ve sevdiğin benim. İnsan. Aslında o da değil. Senin ona olan duyguların. Evet, evet kabul ediyorum. Tankut'un kalbinin içini bilemem, bu benim duygularım. Diyorum ya, gidebildiğim yere kadar giderim. Tamam. Ben bir adama seni seviyorum demişim. Bunu taşımak, bunu burasına koymak ona kalmıştır. Ayaklarının altına almak da yine o adama kalmıştır. Ben söylüyorum, ileride ne yapar onu bilmiyorum. Ben evet efendim, bilmiyorum. Bakalım Tankut ne yapacak? Başa sarık mı, ayağa çarık mı göreceğiz ama... Olmuş. Erkekler çok evinde... güzel lafmış kullanın. Güzel laf kullanın. Benim laflardan. Şimdi erkekler evinden müthiş bir açıklama geldi bugün. Gelinler evini çok karıştırabilir bu açıklama. Yani beni bile şaşırttı. Bilmiyordum bu detayı. Bakalım siz nasıl yorumlayacaksınız? İzleyelim. Bunu söylemeyecektim. Bunu bir iki haftadır biliyorum. Annem Mehtap'la konuşuyor ya. Evet. Hmm. Şimdi bazı şeyler işte konuşuldu dün, söylendi falan filan. Kimsenin dilinin kemiği yok. Herkes işte konuşulanları falan filan getiriyor bir yerlere. O zaman ben de getireceğim. Getir abi. Mehtap annemle konuşuyor. Yapma şunu lütfen. Onu ben Tankut'a evet. yaptım. Tankut'la annemle konuşurken ağlayıp Murat'ı seviyorum diyormuş. Yok artık be abi. Annem söyledi. Ya. Evet önce kim konuşmak ister? Doğru mu bu iddia? Büyüğümüz olarak Murat Bey devam etsin. Hayır sence bu iddia doğru mu onu söyle. Doğru. Eser'in annesine ağladın Murat'ı evet. seviyorum diye. Ama biz Eser'in annesiyle konuşalı kaç hafta oldu? İki.
Evet, hayır iki değil. Ondan öncesinde biz telefonla görüşüyorduk. Yani o uçan kaçırdığı zaman buraya değil gelmesi, mi? Hayır, otelde hayır. Buraya geldiğimiz zaman. Daha önceden de konuşuyoruz. Eser ağzıyla söylüyor. Ben zaten bunu burada itiraf ettim. Evet, belki mecburiyetten bir yola girdim ama aşık oldum. Duygularıma gem vuramadım. Ve hiç mecburiyetten... sevmedin demedi ki zaten. Tabii Mehtap. Bir de şu var Seda Hanım. Ben mesela buraya ilk girdiğimde hani tanıma yoluna girdiğimde mesela Murat beni tanıma yoluna gitti. Ben Murat'ı istemedim. Bana annem dedi ki kızım biz ekrandan seyrediyoruz. Çok beyefendi bir adam. Düzgün adam tanıma yoluna gir dedi. Ben annemi dinledim çünkü daha evvelki evliliğimde ailemi hiç dinlemedim. Ve pişman olarak bitirdim o evliliği. Şimdi ikincisinde ailemin sözünü dinlemeye çalışıyorum ki ailem bana destek olsun. İkinci i̇şte evliliği sana mecbur kaldım kısmına çok alınmış Murat. Öyle söylüyor konuşmasında Esen'le. Aa şimdi yani. Ama sevdim de var işin içinde. Şimdi diyorum. Şey yapmayacağım hiçbir şey demeyeceğim ama Eser annenle konuştuğun şeyleri buraya getirip bazı şeyler sineye çekilmiş bitmiş artık. Gelip de burada söylemenin hiçbir anlamı yok. Sen İnanın size ne diyordum? Ben söyledim İlk yani. Ayrıldığımızda Seda Hanım ekranda Murat'ı gördüğünde irit oluyorum. Çekilsin. Evet. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. İstediği kadar bu evde kalabilir. Peki başka bir şey soracağım. Murat 1 Nisan şakasında senin ismini söylediği zaman İstedi ben Mehtap'ı denemek için yaptım. Mehtap da bana koşsaydı ben o zaman çark edecektim Yalan. Dedi. Buna i̇şte ne kadar inandınız? Hiç inanmadım. Hiç inanmadım. Evde kim inanır çabası? Ki buna? Melis? Ben de inanmadım. Allah aşkına buna inanmadım. Herhalde o da 1 Nisan şakası yaptı Mehtap'a. Seda Hanım seven insanın ekranlara ondan sonra sosyal sitelere başkalarıyla görüşmesi verilmez. Seven insanın bu tarz şeyleri çıkmaz. Benim çıktı mı çıkmadı. Ben zaten sonuna kadar sevgimin arkasındaydım. Ve ilk defa ben evliliğimde bile hiçbir zaman daha evvelki hayatımda sadece şey okul hayatım oldu. Direkt evlendim Seda Hanım. Hiçbir gerçekten ciddi bir flört hayatım hiç olmadı. Bu yolda bunu söylüyorsun sen her şeyi işte Murat, yeni yaşıyor. Murat benim ilk flört deneyimim. Ciddi evlilik yoluna girdiğim ilk flört deneyimim ve yanlışlarımı görüp burada özür de diledim sizden. Bir sonrakini daha sağlam yapacağımı da söyledim. Önemli olan o zaten. Yani ben burada kendimi törpülüyorum zamanla ve buna çabalıyorum. Şurada kavgalar veriliyor farkındaysanız. Ali ile tanışma yoluna girdiğimden beridir de. Bende bir değişiklik olduğunu görmeniz lazım. Mehtap sana döner diyenler var erkekler evinde. Mehtap döner mi Murat'a? Hayır. Hayır. Koro halinde. Ben de Mehtap'ı tanıyorsam. Tabii. Ki bu evde onu en iyi tanıyan insan benim. Mehtap bir daha Murat abiyle birlikte olmayacak. Peki Murat'a sorayım. Murat gerçekten 1 Nisan şakası yapıldığında Mehtap var yeni bitti ama duygularımız var bir şeyler olabilir belki derken. Mehtap sana koşup gelseydi Eser'in eleştirdiği gibi. O zaman hayır mı diyecektin? Şimdi bunun ispatı yok. Yani ben ne söylesem üzerine evet desem başka bir şey söylenecek, hayır desem başka bir şey söylenecek. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten gerçek duygularını merak ettiğim için bunu sordum ama o oradan öyle söyleseydi çünkü... O kadar acıtan şeyler var ki bu ilişkinin içerisinde. O kadar sabrettiğim şeyler var. Kendisi de çok iyi biliyor. Ben kendisine zaten kötü bir şey yapmadım. Bu ilişkiye herkes şahit burada yaşanan. Ama sevginin bu kadar acıtarak vurması yani bu kadar nefrete dönüşmesi beni üzen tarafı. Ben artık orada, bir isim yok diyor. Nefret de yok diyor bende diyor Mehtap. Ben şunu söyleyeceğim. Çok yani ciddi bir gibi. Nefret var. İnanılmaz. Zaten söylemleri ortada, bütün her şey kayıtlı. Benle ilgili tartışmalarımızda da bana söyledikleri. Kabul Galata'da ediyorum, da... vardı. İşte kabul onları, ediyorum. Bak nefretle aşk çok yakındır. Vardı. Tamam. Tehlikeli olan şey hissizleşmek zaten. Yani şu an karşılıklı konuşuyoruz. Şu an Murat biriyle beraber olsa ne olur? Bir gelin adayı gelse ona buraya kol kola girip inseler aşağı. Mutlu olabilirler. Hatta Demet geldiğinde Demet'e ben bunu söylemiştim. Demetciğim istersen mutlu olacaksan tanıma yoluna girebilirsin demiştim Murat'ı. Çünkü ama o zaman yeniydi ve nefret ediyor hallerin vardı. Vardı, inkar etmiyorum. Haydal'ı arayıp da hani ağlama şeklim falan da şundan dolayı neden? Şey de çok koydu mesela hani bu internette düşen yazılar ve konuşmalar var ya kıza şey demiş. Hani ben seni gözümden sakınırım içeri girme hatırlıyorum demiş. Hatırlıyorum o. Ben orada ben ve arkadaşlarım ne konumuna düştük ve bu bana çok koymuştu. Bunun için ağladım gerçekten. Şimdi olsa ağlamaz mıydın? Hayır, şu an asla. Ve şu an o kadar çok üzülüyorum ki ben burada ne kadar gereksiz yere çok ağlamışım. Demek ki kişi senin verdiğin kadar değerli. Kendi taşıdığı bir değer yok. Şu anda pişmanlık var mı? Asla yok. Murat sende var mı? Ben kendimden yok. Çok eminim. İkiniz de birbirinizi artık. Bu evde başka adaylarla görmeye hazır mısınız? Ha, onu hazırım. Söyleyeyim lütfen. Hiç bak ona değil. Bir açıklık getireyim ben. Ama gerçekten geçen ilişki uzmanına aynı şeyi söyledi Pervin Hanım'a. Burada ben olduğum sürece kendisinin mutlu olamayacağını, böyle bir ilişki içerisinde olamayacağını söyledi yaşananlardan dolayı. Ki ben Ali'ye hiçbir şey yapmadım. Herkes izledi, burada kayıtları var. Ali ile beni kızlara da anlattım. Ya. Sadece şey şunu söylemek istiyorum. Kendi düştüğü durumdan dolayı Ali finalde de beni kullanarak
çıktı gitti. Ben yemin ediyorum ilişkilerine, hatta buraya geldiklerinde bahçeye çıktım. Orada dans ederlerken de buradaydım. Ne yapayım yani, ya dışarı mı kaçayım? Çünkü aynı evin içerisindeyim hepsi. Yani. İkisini görmek istemiyorum. Şunun İkisini için ben söz veriyorum. Dayanamıyorum. Şunun için niye ben böylesin? Niye peki böyle yapacağım? Murat bunu istemese bile Ali'nin dayanmış olması gerekmez mi yeterince istiyorsa? Yani evet, sevgisi varsa zaten evet, devam etmeli mücadele ama edecek. Ama giderken gerçekten Mehtap'ı sevdiğini anladı. Burası zor bir yer. Bakın çocuklar burası zor bir yer. Bir şey söyleyeceğim. Dışarıda da aynısı başına gelebilir. Ne yapacak? Bırakacak gitsin yukarısını. Gidiyorlar. Yani dışarıda böyle bir şey olduğu zaman ne yapacak? Sevgilisini başkasına mı bırakacak? Lütfen yani lütfen senin bak elinizi vicdanınıza koyun. Senin gibi en azından sevgilisini başkasına denettirmiyor. Mehtap, tamam bir şey söyleyeceğim. En azından başka bir adamla ben, denemiyor. Bak ben sadece şunu ilave etmek hala istiyorum. Hala. Ben senin niyetin yermek hayır, değil. Hayır, bak, ben senin anne olduğunun çok önceden beri farkındayım. Hı-hı. O yüzden geçen gün anne gibi davranmıyorsun dedim. Keşke işte ben onun için onu hatırlattım zaten. Çünkü sen diyorsun ya hata yapıyorum. Hata yapmaya da devam ediyorsun. Yapma. Bir şey söyleyeceğim. Seni Kırmızı Oda'ya çağıran ve deneyelim diyen bu işi başlatan Ali'ydi, Murat değil ki. Murat başlatmıştı. Murat böyle nasıl bir şey Murat yapmak başlattı istedi ve Ali'yi böyle bir şeye o ikna etti. Ben sen mi dedin? Yok benim hatırladığım. Murat, hatta Ali Murat'tan izin Murat'tı almadı mı hatırlamıyor musun? O sonrakinde bir icazet aldı benden. Evet. Ama ilkinde... İcazet farklı bir şey. İşte izin aldı yani. Ay abi dedi ben dedi seviyorum, hoşlanıyorum, bak, görüşeyim erkekler, ben. Bak erkekler inanın beni burada sonuna kadar kötü kadın diye gömün. Ama lütfen ilişkiden vurmayın. Ben buranın dışında başka bir hayatım var. Buradaki kızların hepsi bekar ve çocukları yok. Keşke farkında olsaydın lütfen, baştan beri. Lütfen rica ediyorum. Ben bunun farkındayım. Yaşadıkça bak, göreceğim hatalarımı ya, burada Mehtap, öğreniyorum. Ya Mehtap, Mehtap lütfen bak, ya yapma. Sen ya kendini öyle görürsen. Ben böyle bak, görmüyorum ama kendini ilişki öyle ilişki. Düşünürsen. İlişki yaşadık. Ne ilişkisi yaşadık? Sen de benim de bir ilişkim var, onunla onun da var. İnsan ilişkisi ya. Sen evet kendini yani böyle görürsen bizi de koyduğun durumları düşün. Evet ya. Ama Selam yani sen bizi de arkadaşlarını da başka konumlara ilişki koyarsın. Her, ilişki kelimesini insanlar her yöne çekebiliyor. Çekmez kardeş. Çekiyorlar işte. Anne hayır, baba çocuk ilişkisi, kardeş benim ilişkisi, arkadaş ilişkisi. İlişki başka bir şey. Bak İletişim gerçekten halinde birazcık olmaz. Hatırım varsa benim dışarıdaki hayatımı göz önünde bulundur, ona göre davran. Allah ben, rızası için. Ben asla seni yermek için konuşmuyorum. Ben şunu söylemeye tamam, çalışıyorum. Şey sen kendin bu hale getiriyorsun. Bunun farkına vardıysan Murat ne mutlu zaten. Bir de Seda Hanım bir dakika son bir ay şey söyleyeceğim. Gerçekten bak burada biri gelir veyahut da birinden hoşlanırsın, tanıyabilirsin. Yani inan ben buna köstek olmam. Sizin huzurunda söz veriyorum. Çocuklar burada herkes... parantezinde aldıktan sonra şunu söyleyeceğim. Burada herkes ya kendi kendini rezil ve vezir ben ediyor. Hani? Bunun farkındasınız değil mi? Ne ilişkiler, ne hayatınıza giren çıkan insanlar. Ve sevgili izleyicilerimiz de biliyor ne yaşıyorsanız. Erkek tarafı da bundan yakınıyor. Siz de dışarıdakinin bilmem kaçta biri kadar. En fazla bir el ele tutuşup dans mı? Değil evet mi? Bu kadar. O kadar i̇şte zaten, o. İlişki denilen şey buysa. İlişki yani herkesin işte gözü önünde medenice yaşanan şeyler bunlar. Aynen. O yüzden ilişkinin açılımı bu demek değil Mehtap. Ve kendimizi rezil de eden, vezir de eden biziz bu evde. Kendi davranışlarımızdan sorumluyuz. Bak bugün hafta ortası çarşamba bitti. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Yine çarşambadan sonra su gibi geçecek. 12 saatte olmak üzere. Üzere. Hadi görüşürüz yarın. Hoşça kalın. Aman Tanrım. Ya bir daha barışmayın. Çok konuşuyorsunuz. Şu izlenilen şeyde Seda Hanım en son dedi ya hani herkes kendi davranışlarından sorumludur diye. Kime ne laf söyleniliyorsa, kimle ne şekilde tartışılıyorsa gerçekten kişi yaptıklarından dolayı o şekilde o konuma getiriliyor. Anladın mı? Yapma abi o zaman. Ben bütün kızlara, yapma kadınlara oradaki bir soru sordum işte. Yapma soru yani sordum ya. Yapmazsan kimse sana gelip sen şey bunu böyle yapıyorsun demez ki zaten. Yaptığın için zaten nasıl konuşuluyor. Çünkü geçen gün Batu evet Nur'u beğendiğinde bu oraya soruldu. Dedi ki ilişkide olduğunuz biri başka birini beğendiğinde ne yapardınız dedi. Mehtap hariç oradakilerin hepsi dedi ki ben asla kabul etmem öyle bir şey dedi. Ben de sordum işte. Neyi beğenemezmişim? Beğenemezsin abi. Bir ilişki içerisindeysen başkasını içinden böyle de ama içine at. Aynen öyle. Ama yok beğendim. Aman ne yakışıklıymış, ne güzelmiş. Ya beni burada bu duruma düzülme derken sana söyleyeyim. Oh! Geçmiş olsun. Haydi beyler. Bugün hadi de abi. 12 saat dolunca birbirimizi tanımıyoruz. Abi yeter. Zamanı geldiği zaman herkes gibi sen de göreceksin bunu. Yeter. He. Yeter. Hadi ne oldu? Daha sonra müsait olduğunda konuşuruz. Ben yanlış konuşmak için gelmiştim. Thank you.
Evlenme teklifi etmek için hazırlıklar yapıyordum ben bu olayları yaşamasaydık aslında. İkisini de tanımak istiyorum kardeşim. Evet, tamam. Tamam mı? Tamam. Aldınız mı? O evlenme teklifi etmeden ben onunla barışmayacağım. O diz çökecek. Dur, haberin var mı Semih Ayça'ya aşkını ilan etti? Eski yakın bir arkadaşıyla dışarıda konuştuğunu söylüyorlar. Hayalimdeki adamla girerim belki eve. Bu acaba Ercan mı? Çünkü konuştuğunu da söyledi. Yoksa Erdem mi? Çok muamma. Bana sorarsanız gerçek anlamda Nur çok fazla sevilmiyordu. Nur bana gel ben de kal demedi. Ben de gece yarısı evime dönmek zorunda kaldım. Ben de buna kırıldım. Eser'in annesiyle sen dışarıda görüşüp Cansel'i istemediğini söylüyordun. Meğer öyle bir şey yokmuş. Anneme inanacağım, sana mı inanacağım ya? Sen kimsin ya? Sen çok